Canım arkadaşlarım hepinize selamlar ben SML Hoca SML Hoca matematik kanalındasınız hepiniz hoş geldiniz Gençler 40 soru serisi AYT matematik kampımızın geldik bugün türev konusuna Gençler türevle ilgili sana öyle muhteşem 40 tane soru çözeceğim ki bu videoda Biraz uzun soluklu olacak biraz detaylı detaylı çözdüğüm için Tüm sorularda tüm kazanımları neden niye bu şekilde yaptığımı açıkladığım için biraz uzun bir video olacak ama hakkınızı helal edin gençler. Benim size hakkım varsa helal olsun ama sizler de hakkınızı helal edin. Lafı biraz uzatarak çözeceğim. Lakin türevle alakalı herhangi bir soru işareti bu video bittiğinde kalmayacak. Göreceksin 40 soru serisi türevle ben türevi hallettim diyeceksin. Diğer tıpkı diğer konularda olduğumuz gibi sevgili arkadaşlarım bundan önce 8 tane AYT matematik konusu işledik. Bundan önce TYT matematiği bitirdik 40 soru serisiyle. Biliyorsun problemler fasikülünü bitirdik 40 soru serisiyle. Ve gençler şimdi AYT matematiğin sonlarına doğru yaklaştık ve... Adım kadar eminim ki TYT'yi bitirenler, problemleri bitirenler, netleri yukarı doğru fırlatan arkadaşlarım yorumlara yazsınlar da bir görelim. Gençler AYT matematikte de yine netlerinizi artırmaya devam ediyoruz. Aslında olman gereken hak ettiğin yer neresiyse sana, sana orayı gösteriyoruz. Ve gençler 40 soru serisi Türev'den sonra artık aklımda herhangi bir soru işareti bırakmayacağım. Nereden devam ediyoruz? Kampımıza 40 soru serisi AYT Matematik video soru kitabımdan devam ediyoruz. Ki daha öncesinde de söyledim. Bunun problemler versiyonu da var sevgili arkadaşlarım. Ve tabii ki de olmazsa olmaz TYT Matematik versiyonu da var. Toplam 1080 sorudan oluşan bu 3 tane kitap demeyeceğim. 3 tane fasikül. Çünkü toplayınca ancak bir tane kitap yapabiliyor arkadaşlarım. 1080 tane soru ama ne 1080 soru. Gençler Hiçbir şekilde konu kavrama soruları olmuyor içerisinde. Soru bankası gibi değil yani. Ben buna konsantre soru bankası diyorum. Ben buna konu denemeleri diyorum ve her konuyu 40'ar soruyla ele alıyoruz arkadaşlarım. 1080 soruyla da hem TYT'de hem de AYT'de muhteşem bir şekilde netlerini artırıyoruz. Evet lafı daha fazla uzatmayacağım. Kitapları nereden satın alabiliriz diye yorum kısmında soran arkadaşlarım var. Görüyorum ben onları. Arkadaşlarım videonun açıklama kısmında linktiri adresine tıkladığın takdirde orada zaten satış linklerini görebilirsiniz. Oradan ulaşabilirsin. Evet. Dedim ya lafı uzatmayalım. Hazırsan türevi bitirelim. Hadi gel bakalım. Geçelim dersimize. Benim bayıldığım konular. Benim böyle işlerken, sorularımı çözerken, anlatırken böyle zevkten dört kişi olduğum konular arkadaşlar. Limit, türev ve integral. Şimdi limiti bitirdik. Daha da çok sevdiğim türevdeyiz. Türevin ilk sorusunu çözeceğiz. 40 tane sorudan oluşacak bu video. Bir şeyi 40 kere söylersen olur diyeceğiz. Türevi olduracağız bu videoda ve ilk defa söylemeye hazırsanız çözelim sorumuzu. Bana demiş ki P türev x polinomu Px polinomunun türevi olmak üzere Px'den P türev x'i çıkardığı takdirde de 2x kare eksi 11x artı 13 eşitliği sağlanmış. Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan soruluyor. Yani aslında bakarsan e, bizden ne isteniyor biliyor musun? Ben sana hemen şu şekilde göstereyim. Bizden şuranın kökü nedir? 1'dir bizden P1 isteniyor diyeceğiz. Tamam. Şimdi P1 istediğini biliyoruz. Benim şurada şu şekilde bir yorum yapmam lazım. İyi dinle. Ben bir polinomun artık eninci dereceden bir polinom diyelim biz bu polinoma. Eninci dereceden bir polinomun türevini alırsam o eninci derecede olmaz artık. En eksi birinci dereceden olur. Çünkü biliyorsun ki türev polinomun derecesini bir küçültüyor. O halde burada Çıkan sonuç ikinci dereceden olduğu için ben şunu rahatlıkla söylerim. Demek ki Px ikinci derecedenmiş. Türevi de zaten otomatikman birinci dereceden olacaktır. Şimdi Px polinomunu biraz tahmin edelim. Px polinomu ikinci dereceden olduğu için e bundan birinci dereceden olan P türevi çıkarmışım. Sonuçta ikinci dereceden bir şey elde edeceğim. İşte buradaki 2x kare kesinlikle Px'in içerisindeki bir terimdir. Yani ben bu Px'in içerisinde 2x kare olduğunu biliyorum ama devamını bilmiyorum. O halde devamına Ax artı B demekte fayda var. Şimdi gel senle birlikte P türevi x'i bulalım. P türevi x'imiz bunun türevini alırsak 4x artı a'dır. İşte gençler ben üsttekinden alttakini çıkardığım takdirde şunu buluyormuşum. Hadi çıkaralım. 2x kare daha sonrasında artı x parantezinde a eksi 4 dedim. Ve artı b eksi a'mız var. Bu da neye eşitmiş biliyor musun? 2x kare eksi 11x artı 13'e eşitmiş. Güzel. Şimdi her iki tarafta 2x karelerin zaten eşit olduğunu görüyoruz. Burada x'in kat sayısı a 4. Burada x'in kat sayısı eksi 11. Demek ki a 4 dediğim şey eksi 11 olacakmış. O halde a kaçtır arkadaşlar? Eksi 7'nin ta kendisidir. Pekala. a 7 ise buradaki b eksi a dediğimiz ifade b eksi a eşittir. Sabit terim olan 13'e eşittir. Buradaki a dediğimiz şey eksi 7 idi ya. Eksi eksi 7'den b artı 7 yapar. b artı 7 13 ise b de tabii ki 6'nın ta kendisidir. Şimdi ben A'nın eksi 7 ve B'nin 6 olması gerektiğini anladım. Ne yapacağım? Px polinomunu keşfettim diyeceğim. 2x kare. A'mız eksi 7 idi eksi 7x. B'miz de artı 6 idi artı 6 dedim. Benden P1 isteniyordu artık rahatlıkla ben burada x gördüğüm yere 1 yazarak P1'i bulurum. Yani 2 eksi 7 artı 6 diyeceğim. 6 ile 2'nin toplamı 8. Bundan 7 çıkarırsam cevap 1 kalır. O halde doğru cevabımız da D şıkkında verilmiş diyebiliriz gençler. Evet Dedik ya soru bankası gibi değil. Soru bankası olsa ilk soruda bu, bu kadar işlemli bir soru bulamazsın. Sana bir ifade veririz ve deriz ki bunun türevini al. Bunun türevi aşağıdakilerden hangisidir diye sorarız. E, bu yüzden sevgili arkadaşlarım 40 soru serisi seni geliştirir. 40 soruyla olurum diye düşünme. Ben sana bu 40 sorunun içerisinde öyle güzel kazanımlar vereceğim ki her türlü türev ve integral oturacak. Merak etmeyin. Devam edelim ikinci soruyla. A ve B. Gerçel sayılarmış. Y eşittir ax kare artı bx parabol üzerinde bulunan 2'ye 6 e, noktasından parabole çizilen teğet doğrusu y eksenini eksi 8 noktalık no, e, 8 ordinatlı noktasından kesmekte. Buna göre a bölü b oranı kaçtır? Bakın gördünüz mü? Anlatmaya çalıştığım şey bu. Gençler bu tarz soruları nasıl çözersiniz? Şimdi öncelikle benim bir parabolüm var. ax kare artı bx şeklinde bir parabolüm var. Ee, bu parabolü ben şu şekilde düşünecek olursam tamam mı? Bu şekilde bir tane rastgele daha düzgününü çizebiliriz. Bu şekilde bir parabol çizdim. Daha sonrasında bu parabole 2'ye 16 noktasından bir teğet atılıyor. Demek ki şuraya ben 2'ye şu şekilde gösterdim. Burası 2. O halde şurası da 16 olur diyebilirim. Tamam mı? 2'ye 16 noktasından burası A noktası. Bir teğet attım. Bu teğet Y eksenini nerede kesiyormuş? Eksi 8'de. Yani Y eksenini kestiği yer burası. Burası da eksi 8'miş gençler. Tamam çok güzel. Buna göre A bölü B soruluyor. Şimdi ben bu A bölü B'yi nasıl bulurum? Hocam öncelikle şunu düşüneceğim. Ben burada şuradaki üçgen var ya şu sarı üçgen. Bu sarı üçgende bu üçgenden faydalanarak buradaki teğet doğrusunun eğimini bulabilirim. Teğet doğrusunun eğimini bulmak için karşı bölü komşu yapacağım. Ki 16'dan eksi 8'e 24 birim mevcuttur. Şurası da zaten 2 birimmiş. 24 bölü 12'den eğimim 12 arkadaş. 24 bölü 2'den eğim 12. Eğim 12 ise ben bu doğrunun eğimini başka nasıl bulabilirim? Yani trigonometriden karşı bölü komşudan falan faydalanmayarak nasıl bulabilirim? Şöyle ki bu y'nin türevinde, y'nin türevinde eğer ben gidip x gördüğüm yere 2 yazarsam, yani ben eğer buna f(x) dersem f türev 2 diyebilir miyim? f türev 2 bana bu doğrunun eğimini verir. Çünkü 2 apsisli noktadan e, bu fonksiyona çekilen teğetim eğimi türevinde 2'yi yerine yazarak bulunur. O halde gençler ben bunun türevini alırsam 2ax artı b olacaktır. Şimdi bu türevde de x gördüğüm yere 2'yi çakarsam 4a artı b gelecektir. Şimdi bu 4a artı b eğime yani buradaki 12'ye eşittir. Eşittir 12 dedim. E şimdi hocam a'yı b'yi buradan nasıl bulacağım? Oranını nasıl bulacağım? Sadece elimde 4a artı b var. Şimdi en basit yeri kaçırmamamız gerekiyor ki şu an en basit yeri göstereceğim. Bu fonksiyon 2'yi yerine yazınca zaten 16'dan geçiyormuş. O halde ben burada y gördüğüm yere 16 yazarsam, x gördüğüm yere 2 yazarsam 4a artı 2b de bana 16'yı verir diyeceğim. Bak şimdi 4a artı b 12 idi. 4a artı 2b de 16'ymış. O halde alttakinden üsttekini bir güzel çıkarırsanız 4a'lar gider. b eşittir 4 gelir. B4 ise bak şuraya 4'ü yazdım. Bunu karşıya attığınız takdirde 4A eşittir 8 gelecektir. A da buradan kaç gelir? O zaman 2 gelir. Yani gençler A ve B oranı isteniyordu. Ben ikisini de buldum zaten. A 2'ymiş. B de 4'müş. 2 bölü 4 1 bölü 2 yapar. Cevap da C şıkkıdır deriz. Evet. Gayet kazanımı yüksek. Deli dolu işlem yaptığımız ve e, türevle alakalı kullanabileceğimiz kadar özelliği kullandığımız güzel bir soruydu. Şimdi sevgili arkadaşlarım üçüncü sorumuza doğru geçme zamanı. Üçüncü soru için şöyle ekranımı yaklaştırdım ve başlayalım çözümümüze. fx fonksiyonu var. Gayet karmaşık biçimde verilmiş bir polinom fonksiyon bu. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere f türev 1 değeri 2 üzeri A ve 5 üzeri B ile tam bölünebiliyormuş aynı zamanda. Buna göre A artı B toplamının alabileceği değer en çok kaçtır diye soruluyor. Şimdi türevle alakalı karşına gelebilecek spesifik bir soru. Sınavda böyle bir şey karşına çıkar mı? Bu kadar zoru çıkmaz. Tamam ama ben burada e, türevle alakalı uygulamaları net bir şekilde tamamını gör diye tamam mı? Böyle bir soru yazdım. İyi dinle şimdi beni. F türev 1 demiş ya. Benim bu fonksiyonun türevinde biri bulmam gerekiyor bir kere. Değil mi? O zaman önce fonksiyonun türevini alacağım. Hadi bakalım almaya başlayalım. F türev x eşittir dedim. Şimdi fonksiyona bakıyorsun. Şurada şöyle bir parantez var. Bu parantezin de 5. kuvveti var. O zaman ben bu 5'i başa atarım önce. 5 çarpı aynısını içerisinde aynısını yazıp 4. kuvvetine düşürürüm orayı. Yani x küp artı 2x karenin 4. kuvveti artı x ve bunun 4. kuvveti dedim. 17'nin türevi zaten 0. Çarpı diyorum. Devam ediyorum şimdi yoluma. Ben sadece şu an üssü başa indirdim ve üssü bir azalttım. Ama şurada maviyle gösterdiğim kısmın türevini hala almadım. O zaman maviyle gösterdiğimiz kısmı türevini alalım şimdi. Önce şuradaki parantezi ve üstünde 4 var ya onun türevini alalım tamam mı? 4'ü başa atarım ben. 4 çarpı açtım parantezi. x küp artı 2x kare. Bunun 3. kuvveti dedim. Şimdi bekle. Ben bunun türevini aldım ama bu sefer de bu 2'nin türevini almadım. Çarpı içinin türevi diyeceğim. 3x kare artı 4x dedim buranın türevine. Bitti mi işim? Bitti. Ama şu an sadece şu kısmın türevini aldım. Hala ikisinin türevini almadım. İkisinin türevi ne diyeceğim? E, şuranın türevini aldım. Artı 1 diyeceğim. Tamam. Güzel. Şimdi 5'i başa indirmiştim. Üstünü biraz altmıştım. Şurada. Daha sonrasında da içinin türevini aldım. 17'nin türevi zaten 0'dı. E güzel hocam o zaman türev işlemi bitti. Türev işlemi bittiyse en zevkli kısımdayız artık. F türev 1 e, istenmiş ya bizden. F türev 1'i bir bulalım. Yani x gördüğümüz yere 1 yazalım. 5 çarpı bak 1 artı 2 3 yapar. 3'ün 4. kuvveti 81'dir. Bir de bunun üstüne 1 eklersem 82 gelir. 82'nin 4. kuvveti dedim. Çarpı şuraya geldim. 1 artı 2 3 yaptı. 3'ün küpü 27'dir. 4 çarpı 27 çarpı. 1 artı 4 7'dir ve artı bir de birimiz mevcut değil mi? Tamam. Şu an f türev birim buna eşit olduğunu gördüm ki gayet yüksek bir değermiş. Eğimi bayağı fazlaymış. Pekala. İşte bu ifade 2 üzeri a ve 5 üzeri b ile tam bölünebiliyormuş. Yani ben bunun içinden 2 çarpanlarını ve 5 çarpanlarını elde etmem gerekiyor şimdi. Bir bakalım hadi beraber. 5 üzeri 1 çarpı. 82 dediğimiz şey 2 ile 41'in çarpımıdır ki 41 asaldır. Dolayısıyla ben buraya 2 üzeri 4 çarpı 41 üzeri 1 yazarım çarpı. Şimdi geldim buraya. Hocam 4 çarpı 27 çarpı 7 artı 1. Şimdi burasının 5'in katı olmadığı aşikar. Çünkü 7 ile 7'yi çarparsan 49 yani sonu 9'lu bir şey. Bunu 4 ile çarparsan sonu 6'lı bir şey olur. 1 eklersen sonu 7'li bir şey olur. Sonu 7'li olduğu için kesinlikle 5'in katı değildir. Sonu 7'li olduğu için kesinlikle 2'nin de katı değildir. O halde buraya sen şunu yazabilirsin. Zart zurt beni ilgilendirmiyor kardeşim. Ne, niye? İçinde ne 2 çarpanı var ne 5 çarpanı var bana ne? Burada bir sayı geliyor. Zart zurt diye bir sayı geldi tamam mı? Şimdi bu ifade hem 2'nin bir kuvvetine hem de 5'in bir kuvvetine bölünüyorsa ve A artı B toplamının alabileceği değer en çok kaçtır diye soruluyorsa ben buradaki 5 çarpanlarının hepsini ve 2 çarpanlarının hepsini kullanırım. Yani bu şekilde burada bir tane 5 çarpanı var. Burada da 4 tane 2 çarpanı var. O halde bu hem 5 üzeri 1'e hem de 2 üzeri 4'e bölünür ve 2'nin kuvveti ve 5'in kuvveti ancak bu şekilde maksimum olur. Yani o zaman... A'yı ben 4, B'yi 1 seçmiş oldum. Toplarsam maksimum değer 5 gelir. Yani cevabımız da A şıkkında verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Evet biraz yorulduk. Biraz yorulduk ama değdi. Devam edelim 4 ile. Birinci türevi P türevi X, ikinci türevi de P'nin ikinci türevinde X olan Px eşittir x küp eksi 3x kare artı 6x artı 5 polinomu veriliyor. P türevi x ile p'nin ikinci türevinde x'in toplamı 0'dan küçük veya eşit e, e, eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Önce p türevi x'i bulalım isterseniz. P türev x sevgili arkadaşlarım nedir? al Alın şuradakinin türevini. Alıyoruz bakın 3x kare eksi 6x artı 6'dır. Şimdi p'nin ikinci türevinde x'i hesap edebilmek için p'nin türevinin türevini alırım. Yani 6x eksi 6'dır. Şimdi bunları toplamış bak gördüğünüz üzere. E biz de toplayalım bunları. Sırayla yazalım 3x kare Eksi 6 x ile artı 6 x'in toplamı zaten 0. Artı 6 ile eksi 6'nın toplamı da 0. Oo çok güzel. Küçük veya eşittir 0 demiş şimdi. E ben e, buranın sadece bir tane kökünün olduğunu, o kökünde 0 olduğunu ve o kökünde çift katlı kök olduğunu biliyorsam 0'ı sayı doğrusu üzerine gösterdim. Çift katlı bir köktü zaten şu şekilde. Ve bizden neresi isteniyordu? Sıfırdan küçük veya eşit olan yerler lakin. E, ben neyle başlayacağım? 3 pozitif olduğu için artı. E, çift katlı kök artı. Şimdi benden sıfırdan küçük olan yerler istendiği için sıfırdan küçük olan neresi var? Hiçbir yeri tarayamıyorum değil mi? Orayı tarayacaktım ama hiçbir yeri tar tarayamıyorum. Ama taranmış bir noktam var. Sonuçta burası bu işlemi sağlıyordu. Yani burada sağlayan bir tane tam sayı varmış. Bir tane. O da neymiş? Sıfırmış. E kaç tane x tam sayı değeri vardır diye soruluyordu. Doğru cevabımız 5'lik olacaktı arkadaşlarım. Ve dördüncü sorumuzla bitirdiğimize göre Artık bu sayfanın sonuna geldik. Sayfaya şöyle uzaktan bir bakalım. En dolu görünen, en düzenli görünen sayfaların türev sayfaları olsun güzel kardeşim. Tamam mı? İnşallah sınavda da full çekersin limit türev integral. Evet 5. sorumuzdayız artık. Ne diyor sorumuzda bir bakalım. Diyor ki f3x artı 2 eşittir. x küp eksi 4x kare artı 5x artı 4 olarak verilmiş. f8'de f türev 8'in toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi F8'i bulabilir miyim? Buluruz. F8'i nasıl buluruz arkadaşlar? X gördüğümüz yere 2 yazarsak içerisi 8 olur sanırım değil mi? Demek ki X gördüğümüz yere 2 yazacakmışız. Hadi yazalım. F8 oldu orası. Eşittir. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2'nin küpü 8. Eksi 4 kere 2'nin karesi 16. Artı 5 kere 2 10 yaptı. Artı bir de 4'ümüz var. Şurası eksi 8. 10 ekledim 2. 4 ekledim 6. F8 6'ymış. Yani burası 6. Şimdi bana F türev 8 lazım. Ama ondan önce f'in türevini bulmam gerekiyor. Şuradaki f'in türevini alacağım. Bakın f'in türevinde 3x artı 2. Bitti mi sol taraf? Bitmedi. Çarpı içinin türevi. Çarpı 3. Eşittir sağ tarafın türevini alıyorum şimdi. 3x kare eksi 8x artı 5 yaptı. Şimdi f türev 8 elde edebilmek için x gördüğüm yere yine 2 yazarım. Böylelikle f türev 8 gelir burası. Çarpı 3. Eşittir 2'yi yerine yazıyorum. 2'nin karesi 4 kere 3'ten 12. Eksi 8 kere 2'den 16 artı 5'imiz var. Şimdi şurası ne? Eksi 4. Buna 1 ekledim. Artı 1 yaptı. Bu 3'ü de karşıya gönderirsem f türev 8 eşittir. Ne olur arkadaşlar? 1 bölü 3 olur. Demek ki f türev 8'imiz de 1 bölü 3'müş. Şimdi 1 bölü 3 ile 1 bölü 3 ile 6'yı toplamam istenmiş. Ben bunları toplarsam 6 kere 3, 18, 1 ekledim. 19, 19 bölü 3 bize cevabı verir. Doğru cevap B şıkkında verilmiş arkadaşlarım. Devam ediyorum 6. sorumuzda. Altıncı soruya baktığımızda diyor ki gx eşittir 2x eksi- 7 ve f bileşke gx de 4x kare eksi 28x artı 39 olduğuna göre f türev 16 soruluyor bize Şimdi gençler e, ne yapabiliriz Bir düşünelim bakalım. Öncelikle f türev gx ve gx arasında bir bağlantı kurabilir miyiz Ben size olabildiğince en şık şekilde çözmeye çalışıyorum soruyu. bulabilir miyiz diye düşündüğümüz zaman çok güzel şeyler ortaya çıkıyor aslında. Bak şimdi sen buradaki 2x eksi 7'nin karesini alırsan 4x kare 2 kare 7 14 2 ile çarptığın eksi 28x artı 49 geldiğini görürsün. Şimdi burada ne var? 4x kare eksi 28x artı 39 var. Demek ki bir de ben bundan 10 çıkarırsam şu olmuş oldu. Gx'in karesinden 10 çıkarınca bu f içerisindeki gx'e eşit olmuş oldu. Doğru mu? Bak ne kadar güzel oldu ha. Yani diyor ki f fonksiyonu şu işe yarıyor diyor. İçine yazdığı değerin önce karesini bir alıyor diyor sonra 10 çıkarıyor diyor. He, o zaman f fonksiyonu içine x'i alırsa ne yapar? Önce x'in karesini alır sonra 10 çıkarır değil mi? Çaktın köfteyi. O zaman f türevi 16 sorulmuş. f'in türevini bulurum ben artık. f türev x 2x'tir. f türev 16 sorulmuştu. f türev 16'da 2 kere 16'dan bize 32'nin ta kendisini verir. Demek ki cevabımız da 32 olacakmış sevgili gençler. Evet böylelikle sol sütunumuzu bitirdik bu sayfada. Yani sevgili arkadaşlarım ikinci sayfamızın yarısını bitirdik. Şimdi devam ediyoruz. Yedinci sorumuz da sağ üst tarafta. Gerçel sayılarda tanımlı ve türevlenebilir bir f fonksiyonu ile alakalı. F1'in 13 olduğunu, f türev 1'in 6 olduğunu, f türev 14'ün de 6 olduğu dile getirilmiş. Buna göre gx eşittir f içerisinde x küp artı x çarpı fx ile tanımlanan g fonksiyonu için g türev 1 kaçtır? ben ne yapıp edip G'nin türevini bulacağım. Yani şuranın türevini alacağım ve tabii ki buranın türevi buranın türevine eşit olacak. O halde bir yazalım bakalım. G'nin türevinde x eşittir dedim. Tamam başladım şuranın türevini almaya. Neye eşittir bu? F'in türevinde içerisinin aynısını yazıyorum. x küp artı x çarpı fx'e eşittir. Tabi çarpı içinin türevini almadık şu an. F'in türevini aldım ama içinin türevini almadım. İçinin türevi nedir? 3x karedir şuradaki x küpün türevi. Artı şuranın türevi de çarpımın türevi de bulunur. Birincinin türevi çarpı ikinci. ikinci çarpı birincinin türevi diyeceğim. Yani x'in türevi 1 çarpı fx. Artı x çarpı f türev x diyeceğim arkadaşlar. Tamam güzel. Şu an türevi bitirdik. Birazcık sağa kaydırırsak oradaki lacivert renkten de kurtarırım ben onu. Tamam şimdi göründü her şey. Hocam g türev 1 soruluyordu. O zaman ben g'nin türevinde x gördüğüm yere 1'i yazarım. F'in türevinde 1'in küpü 1 artı 1 kere f1. Şu şekilde mi oldu? Çarpı 3 kere 1 3 artı f1 artı 1 kere f türev 1 dedim. Aynen bu şekilde. Şimdi devam. Burası g türev 1 hala. g türev 1 eşittir. F'in türevinde f1 kaçmış? Soruda vermiş olması lazım 13. Bak şurası 13. 13'e 1 ekledim. Burası f türev 14 oldu. Çarpı devam. 3 artı f1 kaçtı? f1 13'tü. Artı f türev 1 kaçmış? O da 6'ymış. Peki f türev 14 kaçtı? O, o da 6'ymış. Çarpı 3'e 13 ekledim. 16. 6 daha ekledim. 22 yaptı. 6 kere 22 de 120 artı 12'den 132'nin ta kendisini verir. Yani cevabımız karşımıza çıktı. Doğru cevap D şıkkı olacakmış gençler. Evet size ee, genelde böyle içinin türevi almayı unutuluyor. Ee, bazen ben de unutuyorum. Hatta şu son attığım 5 saatte türev videosunda da mesela fonksiyonun içinin türevini almayı unuttuğum bir e, örnek kalmış. Ee, ben de unutuyorum. Dolayısıyla gençler ama tabii ben unutunca bir şey olmuyor. Yani en basitinden yorum kısmına girip diyorum ki arkadaşlar hata yapmışım. Olur böyle şeyler falan diyorum. Yani bu benim kaybım olmuyor ama sizin kaybınız acı gerçeklerle yüzleşmenize sebep olur. Dolayısıyla aman diyeyim güzel kardeşim unutma tamam mı? Ya senden ricam içinin türevini almayı unutma. Devam 8 ve devam ediyoruz 8. sorumuzla. Şimdi 8. soruyla alakalı bak. Bu farklı parametreleri bağlı olarak verilmiş bir fonksiyon aslında. Şimdi y'yi t'ye bağlı olarak vermiş, t'yi de x'e bağlı olarak vermiş gördüğün üzere. Şimdi y fonksiyonu aşağıdaki aralıkların hangisinde azalandır diye soruluyor. Öncelikle ben bir fonksiyonun artanlığına azalanlığına karar verebilmek için şunu yapmam gerekiyor. Ben o fonksiyonun türevini alırım. Türevinin köklerini bulduktan sonra işaret tablosu yaparım. İşaret tablosunda negatif olan yerlerde fonksiyon azalan, pozitif olan yerlerde fonksiyon artandır. Bak türevin işaret tablosu unutma. Yani bana y'nin türevi lazım. Y fonksiyon demiş çünkü. Şimdi ben Y'nin t'ye bağlı olarak verildiğini bildiğim için Y'nin t'ye göre türevini alabilirim. dY bölü dt çarpı t'nin de x'e göre türevini alırım. dt bölü dx biçiminde türevini alabilirim ve böylelikle bunları çarparsam dtlerin gittiğini görürüm. Elimde de Y'nin x'e göre türevi kalmış olur. Çok güzel. Şimdi y'nin x'e göre türevini alacağım ve hangi aralıklarda artan azalan olduğunu bulacağız. İyi dinleyin beni. Öncelikle arkadaşlar y'nin t'ye göre türevi 2t-24'tür. Daha sonrasında t'nin de x'e göre türevi e, nedir arkadaşlar? 2x-4'tür. Şimdi ne yapıyorduk? Bunları çarpıyorduk değil mi? O zaman biz bunları da çarpalım şu şekilde. Burası ne oldu? y'nin türevi. Şimdi ben buna eğer y'yi fx dersem x'e bağlı fonksiyon ya artık fx dersem artık buraya f türev x de diyebilirim. Hemen şu şekilde f'in türevinde x diyelim. İyi dinle şimdi beni. Burada sıfır yapan değer x'in 2 olduğu değerdir. Burayı sıfır yapan değer de t'nin 2 olduğu değer. t'nin 12 olduğu değerdir. Şimdi t dediğimiz şey neydi? Burada. O halde x kare eksi 4x eşittir 12 diyeceğim. Buradan x kare eksi 4x eksi 12 eşittir 0'dır diyeceğim. Ve daha sonrasında x'e x diye parçalarım. Eksi 6'ya artı 2 diye parçalayabilirim. Köklerimizde x eşittir eksi 2 ve x eşittir artı 6 gelecektir. Çok güzel. Şimdi kök tablosu. En küçük kök eksi 2. Sonra artı 2. Sonra artı 6 var biliyorsun. Ve daha sonrasında ben bunun sayı doğrusunda yerleştirdikten sonra köklerin bacaklarını da çizdim köklerimiz bunlar da hepsi tek katlı kök. Neyle başlayacağım? Hocam burası artı, e burası da artı. Yani burası artı. Dolayısıyla artı ile başladım, eksi artı eksi dedim. Ve eksi olan yerlerde fonksiyonun azalan, artı olduğu yerlerde fonksiyonun artan olduğunu söyleyebiliriz. Bu türev tablosuydu. Şimdi benim fonksiyonum demek ki şurada azalan olacak. Bir de şurada azalan olacak. E şimdi madem öyle şıklara bakıyoruz. 1 ile 3 kapalı aralığı demiş mi? 1 burada, 3 burada. Bak 1'den 2'ye kadar olan e, gelen yerlerde pozitifler var. Dolayısıyla artanlık var. Dolayısıyla bu gider. 1.5 ile 2.5 arası. E, 1.5 da şuralarda bir yerde. E, burada da olmaz. Demek ki bu da gitti. 2'den sonsuza demiş. 2'den sonrası eyvallah ama 6'dan sonrası benim için artan. Sonsuza kadar gidemem. Bu da gitti. Eksi sonsuzdan eksi 2'ye gelene kadar demiş işte cevabımız bu. Ve E şıkkında da 2'den 10'a kadar demiş. 2'den sonrası eyvallah ama 6'dan 10'a kadar olan kısımda fonksiyon artan olduğu için bunu da alamam arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olacakmış. Şimdi kitabımızın ilk baskısı sevgili gençler. Şurada artı 2 yazıyor ilk baskıda. Sizden ricam ilk baskısı, kitabın ilk baskısı elinde olan arkadaşlarım. İkinci baskıda böyle bir sıkıntı yok. Düzeltildi çünkü. Ama kitabın ilk baskısı elinde olan arkadaşlarım. Lütfen şurayı artı 2 diye düzelsinler. Bu benim hatam. Kusura bakmayın cevap anahtarında falan bir hata yok. Sadece şurada bir hata var arkadaşlarım. O hatada burası eksi 2 olacak diyebiliriz. 77. sayfamızda bitirdik ve geçiyoruz 78. sayfamızda 9. sorumuza. Ne diyor şimdi soruda bakalım. Aşağıda f fonksiyonunun ab kapalı aralığında grafiği gösterilmiş. Bu f fonksiyonunun grafiği. Buna göre x'ler ab açık aralığındayken Aşağıdakilerden hangisine verilen fonksiyon aynı aralıkta azalandır diye sorulmuş. Şimdi azalanlık artanlık söz konusu olduğunda bizim ne yapmamız gerekiyordu? Türevine bakacaktık. Türevi negatif mi pozitif mi? Türevi negatifse azalan, türevi pozitifse artan diyecektik. Pekala şimdi o zaman A şıkkındaki fonksiyonumuza bir bakalım. Düzenli düzenli gitmekte fayda var. A şıkkı neymiş? X kare artı fx. Şimdi ben burada bunun türevini alacağım. Türevi bunun 2x artı f türev x yapar. Doğru mu? Doğru. Şimdi hangi aralıktaydı x'ler? AB aralığında. AB aralığı x ekseninin sağ tarafında olduğu için AB aralığı pozitiftir. 2x de pozitiftir. Şimdi f türevi x'e bakıyorum. fx fonksiyonu artan olduğu için f türev x de pozitiftir. Artı ile artının toplamı sıfırdan büyük yapar. Yani biz azalan olanları arıyorduk. A şıkkındaki fonksiyon artan bir fonksiyonmuş. Şimdi geldim B şıkkına. B şıkkındaki fonksiyonumuz x artı f küp x. Tamam. Ben bunun türevini alırsam eğer x'in türevi 1 artı f küp x'in türevi 3'ü başa attım. 3 çarpı f kare x çarpı f türevi x oldu. E şimdi hocam. 1 zaten pozitif. 3 de pozitif. f'in pozitif ama karesini alsam zaten pozitif. f türevi x artan olduğu için fonksiyonumuz zaten pozitif. E bu da pozitifti. Pozitifle pozitiflerin toplamı zaten pozitiftir. Demek ki b şıkkı da artanmış. Geldim c şıkkına. c şıkkında verilen fonksiyon Eksi 1 bölü fx. Yani eksi fx'in eksi birinci kuvveti. Şimdi ben bunun türevini alırsam. Eksi 1'i başa attım. Şuradaki eksiyle beraber artı yaptı. F e, x'in eksi ikinci kuvveti oldu. Üstünü bir alttım. Bir de içinin türevini almamıştım. F türev x. Şimdi zaten f türev x'in artı olduğunu söylemiştik az önce de. E, fx negatif de olsa pozitif de olsa ki pozitif. Pozitifin eksi ikinci kuvveti de pozitiftir. Demek ki artı ile artının çarpımı sıfırdan büyük olduğu için bu fonksiyonumuzda neymiş? Artan bir fonksiyonumuz. Artan bir fonksiyonmuş. Bu da gitti. D şıkkına bakıyorum artık. D şıkkı için eksi f kare x. Eksi f kare x. Türevini alıyorum. Eksi 2 çarpı fx çarpı f türev x. Şimdi f türev x pozitifti. E, fx de zaten pozitif. x ekseninin üzerinde kaldığı için. Eksi 2 ile çarparsam artık negatif olacaktır bunlar. Ve fonksiyonumuz azalandır diyebileceğiz. Yani cevabımız d'ymiş. E bir de e şıkkına bakalım size beraber. Ona da şurada bakalım. Küp kök içinde fx. Yani fx'in 1 bölü 3. kuvveti. Ben bunun türevini alırsam. 1 bölü 3 çarpı fx'in eksi 2 bölü 3. kuvveti. Çarpı f türev x. E şimdi bak iyi dinle. F türevi x pozitifti zaten. F x pozitif olduğu için her kuvveti pozitiftir. E 1 bölü 3 de pozitif. Demek ki bu fonksiyon da artan. Yani bu da gitti. Demek ki cevabımız gerçekten D şıkkıymış sevgili gençler. 10. sorumuza doğru geçiyoruz. 10. soru için artık hazırız. Böyle bir fonksiyon var. Yerel maksimum değeri 7'ymiş. Yerel maksimum değeri ne demek? Türevini sıfır yapan e, bu fonksiyonun türevini sıfır yapan noktalarından birinin ordinatı 7'ymiş demek. Yerel minimum değeri kaçtır? Şimdi ben bu fonksiyonun yerel maksimum noktasının ve yerel minimum noktasının apsislerini bulmam gerekiyor. Bunun için de türevine bakacağım. f türev x eşittir. 3x kare dedim. Artı 6x dedim. m artı 2'nin türevi zaten sıfır. Hemen bunu sıfıra eşitliyorum. 3x parantezinde x artı 2 gelir burası. Bunun bir kökü sıfırdır. Diğer kökü eksi 2'dir. Demek ki eksi 2 ve 0 için bir kök tablosu oluşturacak olursam gençler. Şöyle iyi dinleyin beni. Kök tablosunu oluşturdum. Artıyla başladım. Eksi ve artı dedim. Fonksiyonumuz burada artan. Burada azalan ve burada artan. Şimdi artarken azalmaya başlamış. Azalırken artmaya başlamış. Demek ki şu noktada bir maksimuma sahibiz. Ve bu noktada da bir minimuma sahibiz diyeceğiz. Yani eksi 2 apsisi nokta bizim için yerel maksimum noktasının apsisi. Sıfırda yerel minimum noktasının apsisi olur. Tamam mı? Şimdi yerel maksimum değeri 7 ise demek ki ben eksi 2'yi yerine yazınca 7 çıkıyormuş. O halde f eksi 2'ye bakalım. F eksi 2'nin 7 gelmesi lazım. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Eksi 2'nin karesi 4'tür. 3 ile çarptım artı 12 geldi. Artı m artı 2 var. Bu da kaçmış arkadaşlar? 7. E şimdi eksi 8 ile 12'yi topladım 4. 4 ile 2'yi topladım 6. 6'yı karşı attım. M kaç geldi? 1'in ta kendisi. M 1 ise artık benim fonksiyonum nedir? X küp artı 3x kare artı 3'tür. M'yi 1 buldum çünkü. E şimdi buna göre yerel minimum değeri soruluyorsa ben giderim şuradaki 0'ı bir güzel yerine yazarım ve karşısında da minimum değerim ortaya çıkar. 0 yerine yazdığım takdirde gider gider 3 gelir demek ki cevabımız C şıkkındaki 3'müş sevgili gençler. Bu şekilde de yerel minimum değerini bulmuş olduk bu sorun. Evet artık sevgili arkadaşlarım sol sütunu bitirdik ve sağ taraftaki sütundayız. Bu sayfada da 11. sayfadayız arkadaşlar 11. sorudayız 11. sorumuzu da çözelim sizle birlikte. Ne demiş? Aşağıda gerçel sayılarda tanımlı ve sürekli f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Bak bu bir türev grafiği. O yüzden dikkatli davranacaksın türev grafiklerinde. Ben sana hemen şöyle şıkları da sığdırayım. Ha bu şekilde çözebiliriz bence. Şimdi bu f'in türevinin grafiği. Türev grafiklerinde lütfen sen de şöyle sınav esnasında soruları çözerken hatırlayacağın bir işaret koy ki sonra unutma. Çünkü sorunun içerisinde boğuşurken bunu f'in grafiği gibi düşünüp buna göre işlem yapabiliyor çoğumuz. Dolayısıyla buna dikkat etmek için oraya bir mutlaka dikkatini çekecek bir işaret koy. Buna göre demiş 3 tane öncül var hangileri doğrudur diye soruluyor bakalım. F fonksiyonunun x eşittir 3 absisi noktada yerel maksimumu vardır. Şimdi bu türev grafiğiydi. Türevi pozitif, 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 pozitif. pozitif. Bundan sonra negatife düşmüş. Yani bu fonksiyonun türevi pozitiften negatife geçmesi demek bu fonksiyonun tam olarak 3 noktasında artarken azalmaya başlamış olması demek. Yani burada bir yerel maksimum söz konusu ki zaten 3 noktasında maksimum vardır demiş demek ki birinci öncülümüz bizim doğru olacak. Peki geçtim 2'ye. F'in ikinci türevinde 3 absisli noktadaki limit 0'dır demiş. Şimdi bu neydi? Bu birinci türevdi. Değil mi? Bu birinci türevdi. Ve şimdi şunu düşünelim. Hocam şurayı sildim. Şurayı da sildim. F'in ikinci türevinden bahsetmiş. Bak unutma bunu. Hocam benim burada f fonksiyonumun türev grafiğiydi bu. Bak bu türevin grafiği. E şimdi ben türevinin grafiğinin şu olduğunu biliyorum aslında kuralının. F türev x eşittir. Açtım şu şekilde bir parantez. Dedim ki 3'müş eksi 2'ymiş x'ler 3'ten küçükken bu şekilde, x'ler 3'ten büyük veya eşitken de bu şekilde. Bak bu f türev. Tamam bu f türev. Şimdi ben f'in ikinci türevini bulmak istersem x'ler 3'ten küçükken ve x'ler 3'ten büyük veya eşitken bunun türevi 0, bunun türevi 0 olduğu için her halükarda bu fonksiyon sevgili arkadaşlarım ne olacaktır? f'in ikinci türevi 0 olacaktır. E şimdi madem öyle 3'teki limitinin 0 olması kadar doğal bir şey yok mu? Yok. O halde ikinci öncülümüz de doğru. Geçtim 3'e. 3'ten sonsuz aralığında f fonksiyonu artandır demiş. Şimdi 3'ten alıyor şuradan itibaren sonsuza kadar f fonksiyonundan bahsediyor. E ben bu fonksiyonun türevinin 3'ten sonsuza kadar azalan olduğunu görüyorum. E, türevinin negatif olduğunu görüyorum. O zaman f fonksiyonu nedir? Tabii ki azalandır çünkü türevi negatif. Türevi negatif olan fonksiyon azalandır. E madem öyle buraya bakıyorsun azalan ama burada ne demiş? Artan demek ki üçüncü öncül cortluyor arkadaşlar. Ve cevabımız da 1 ve 2 olmuş oluyor. Yani cevap B şıkkında verilmiş diyoruz sevgili gençler. Ve, ve artık geçiyoruz 12. sorumuza. 12. soru hem teorik hem teorik hem de böyle grafik çizip çözmek açısından çok çok faydalı bir video. Çok çok, çok faydalı bir soru o yüzden iyi dinle beni fx gerçel sayılarda sürekliymiş. Yani öyle kopma noktası, zıplama noktası, sıçrama noktası falan hiçbir şey yok. Olan bir fonksiyon. fx fonksiyonunun yerel ekstremumlarının sayısı 7'dir bak. Ekstremum neydi? Maksimumlar ve minimumlardı. Demek ki toplam 7 tane maksimumu ve minimumu varmış bu fonksiyonumuzun. Peki buna göre diyor f fonksiyonuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur diye sorulmuş. Şimdi canım benim bak dinle beni şu x ekseninin olsun senin, tamam mı? Şu da y ekseninin olsun. Y ekseninde lüzum da yok da. Neyse y ekseninde gösterelim. Pekala, şurası x eksenimiz, şurası y eksenimiz dedik. Şimdi elimize farklı bir renkte kalem aldık. Ben bu 7 tane ekstremum olan fonksiyonu çizmek istiyorum. Hadi çizelim. Mesela şöyle. Başladım. Şu birinci ekstremum, ikinci ekstremum, şu tavanlar ve dipler. Bak, üçüncü ekstremum, dördüncü ekstremum, 5. 6. Şu da 7. ekstrem. Böyle bir fonksiyon grafiği var elimizde. Tamam. E şimdi tabi bu fonksiyon grafiği bu da. Yani biz maksimumla başladık. Maksimumla bitirdik. Minimumla başlayıp minimumla da bitirebilirdik yani. Hani. E peki şu an kaç tane maksimumumuz var? 4 tane maksimum nokta var. 3 tane de minimum nokta var. Bak 1, 2 ve 3. 3 tane de minimumumuz var. Tabi bu olay şu şekilde de olabilirdi gençler. Yani hani minimumla başlayalım mesela. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bak bu şekilde de olabilirdi. Bu şekilde olduğu takdirde de 4 tane minimum olur. 3 tane maksimum olacaktır. Tamam mı? Şimdi bana diyor ki A şıkkında alakasız biçimde F fonksiyonu azalandır diyor. Arttığı yerler de var, azaldığı yerler de var. Ben buna kesin sen doğrusun diyemem. Daima doğru olan soruluyor. 4 tane yerel maksimum vardır diyor. Evet buraya göre 4 tane yerel maksimumu var ama alttaki grafiğe göre de 3 tane yerel maksimum var. Daima diyebilir miyim diyemem. 4 tane yerel minimum var diyor. Evet buraya göre 4 tane yerel minimum var ama buraya göre de 3 tane. Buna da kesin sen doğrusun diyemem. Bu da gitti. Mutlak ekstremum değerlere sahiptir diyor. He. Biliyorsun ki mutlak e, maksimum veya mutlak minimum maksimumların en büyüğü ve minimumların en küçüğüydü bunlar mutlak olanlar. E, buradaki e, yerel maksimum noktaların mesela her biri aynı boydaysa ben buna sen mutlak maksimuma sahipsin diyebilir miyim? Diyemem. E, dolayısıyla aksine bak bir tane örnek vermiş oldum mutlak ekstremum değerlere sahiptir öncülü de şıkkı da bizim için yanlış oldu. Demek ki cevap eymiş. Bir de ona bakalım x eksenini en az 0 en fazla 8 noktada keser diyor. E kesiyor işte x eksenini. Ama şöyle bir durum var. Mesela ben bu fonksiyonu şu şekilde alsam ve şöyle yapsaydım. Şu an x eksenini keser miydi? Bak bu kol aşağıdan geliyor. Bu kol aşağı doğru gidiyor. x eksenine hiç değmeden kaybolmuş bir fonksiyon değil mi? E, en az 0 noktada kesti. Ama şuraya baktığımız zaman burada da maksimum olduğunu görüyoruz. Bak 1, 2 3 4 5 6 7 8 tane noktada kesebileceğini görüyoruz maksimum. Demek ki en az 0 en fazla 8 noktada keser olayı bizim için doğru bir olay. cevabımızda da eş şıkkında verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Her türev sorusunda türev almak zorunda değilsiniz tabii ki. Ama 12. sorumuzu da çözdüğümüze göre artık 13. sorumuza geçebiliriz. Evet gençler. Ne diyor bize? Aşağıdaki analitik düzlemde f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş bize. Güzel. f fonksiyonu bu. Kolları yukarı doğru. g fonksiyonu bu. Kolları aşağı doğru olan bir parabol. Apsisleri aynı olacak biçimde. f fonksiyonunun grafiği üzerinde bir a. g fonksiyonunun grafiği üzerinde bir b noktası işaretleniyor. Yani unutma apsisleri aynı olacak şekilde bunlar. Yani a ile b'nin apsisi aynı gençler. Tamam mı? Buna göre AB uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. Yani gençler şu en az kaç birimdir diye soruluyor. Hani göz kararı da olsun diye e, ben şöyle bir şey seçeyim dedim mesela. Tabii bu x'in e, xlerinin pozitif olduğunun anlamına geliyor şu an benim seçtiğim doğru da belki de şuradadır. Varsayalım ki burada olsun. Sonra taşırız. Şuraya A noktası seçmiş, buradan da bir tane B noktası seçmiş, tamam mı? Bu AB uzunluğunun e, en az olduğu en az kaç olabilir bu soruluyor bize. Peki ben bu AB uzunluğunu nasıl kısa tutarım? Şimdi derim ki hocam şuranın apsisi bir kere A olsun. Bu A ise burasının apsisi A iken ordinatını bulurum. Burasının apsisi A iken ordinatını bulurum. Üsttekinin ordinatından alttakinin ordinatını çıkarırsam eğer aradaki bu mesafeyi bulurum ben. E şimdi o zaman A'yı burada yerine yazarsam A'nın karesi eksi 4A artı 10 buranın ordinatı olacaktır şu kısmı. Şuranın ordinatı da tabii ki a'yı burada yerine yazarsam eksi a kare eksi 5 a eksi 7 olacaktır. Şimdi ne dedik? Üstte kalandan şundan şunu çıkarırsam uzunluğu bulurum. Uzunluk fonksiyonunu bulurum. Hadi çıkaralım. A kareden eksi a kare çıkarsa 2 a kare gelir. Tamam mı? Eksi 4 a'dan eksi 5 a çıkarsa artı a gelir. Bir de 10'dan eksi 7 çıkarsa artı 17 gelir. Bu benim uzunluk fonksiyonum. Buna ux diyelim. Peki şimdi ben u'nun türevini alıyorum. u türev x eşittir. 4a artı 1 yapar mı? Yapar. Demek ki burada ben artık türevini sıfıra eşitlersem a'nın eksi 1 bölü 4 olması gerektiğini görürüm. Bak yanlış tarafta almışız. Yani hani ilk başta soruya başlarken demiştim ya biz buradan seçtik ama orada değilmiş şuradaymış arkadaşlar. Peki madem orada şurası kaçmış artık? Eksi 1 bölü 4'müş. E ben uzunluk fonksiyonunda bu eksi 1 bölü 4'ü yerine yazarsam artık buradaki mesafe karşıma çıkar ki bu da benim en az değerimdir. O halde gelin şu uzunluk fonksiyonu olan şu u ben bu eksi 1 bölü 4'ü bir güzel yerine yazayım arkadaşlar. Hadi yazalım. 2 çarpı eksi 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16'dır. Eksi 1 bölü 4 artı 17 geldi. Şimdi 2 kere 1 bölü 16 1 bölü 8 yapar. 1 bölü 8'den 1 bölü 4 çıkarsa eksi 1 bölü 8 gelir. Buna da 17 ekleyeceğim. 8 kere 17 80 artı 56'dan 136 gelir. 1 çıkarırsam 135 gelir. 135 paydamız aynı bölü 8 bize cevabın ta kendisine verir. Demek ki cevabımız C şıkkı olacakmış dedik. Umarım anlamışsındır. Bir maksimum minimum problemiydi. Gündel, gündelik hayattan olmayan bir maksimum minimum problemiydi. Aklında bulunsun. Geçtim 14'e. x üzeri 5 artı 3 x kare eksi a x artı 3 diye bir fonksiyonumuz var. Ve bu eğrinin x eşittir 1 absisi noktasından çizilen teğetinin denklemi de buymuş. Bu ne demek oluyor? x eşittir 1 absisi noktasından çizilen teğetinin eğimi ne olur peki? Eğimi bunun eğimiyle aynı olur. E şimdi o zaman neymiş? 9 9'muş eğimi. Yani bu ne demek oluyor? F'in türevinde 1 eşittir 9 demek oluyor. Çünkü bize biliyorsun ki eğimi türev veriyordu. O noktasından çekilen teğetin eğimini türev veriyordu. F türev 1 9'sa gel şunun türevini mi alalım hadi seninle. F'in türevinde x eşittir. 5 çarpı x üzeri 4 artı 6 x eksi a yaptı. Daha sonrasında diyor ki 1'i yerine yazarsan 9'u kaparsın hocam diyor. Hadi yazalım f türev 1 eşittir. 5 artı 6 eksi a eşittir 9 olacakmış. Şimdi şurası 11. 11'den ne çıkarsa 9 kalır 2. Demek ki a kaçmış hocam? A2'ymiş. Şimdi şurası eksi 2x. Tamam mı? Diyor ki aynı zamanda bunun teğeti budur diyor. teğeti oymuş. Bir noktasındaki t'yi. Yani o zaman ben şunu söyleyebilir miyim? F fonksiyonu bir için nereden geçiyorsa şuradaki doğru da bir için oradan geçer. Çünkü o noktada birbirlerini teğetler biliyorsun. Yani hani Şöyle bir fonksiyonsa örnek veriyorum. E şurası bir apsis noktaysa buradan t etmiş arkadaşlar. Bu ikisi de aynı yerden geçtikleri için bir için ordinatlar aynı olur. E çok güzel o zaman biz biri fonksiyonda yerine yazalım. F1 eşittir. 1 artı 3. Şurası eksi 2 idi. Eksi 2 artı 3 dedim. Bu da bize 1, 3 daha 4, 5'i verir. O halde ben şunda da yerine yazayım 1'i. 9 b olur. Peki 9'dan ne çıkarsa 5 kalır? Tabii ki 4. E, b kaçtır diye sorulmuştu. Ben b'yi 4 buldum. Demek ki cevabımız da E şıkkı olacakmış dedik. 14'ü de çözdük mü? Çözdük. Vallahi güzel oldu. Şimdi gençler 15. sorumuza doğru geçtik. Hadi beraber bakalım. Tamam. Beni yalnız bırakmayın. Beraber bakalım. Siz de yorum yapın. Yani yorum yapın derken yorum yazın anlamında demiyorum. Soruya yorum yapın yani. Tamam? Şimdi baş katsayısı 1 olan e, 3. dereceden bir f polinom fonksiyonu var. f4 ve f türev 4 sıfıra eşitmiş. Aynı zamanda f türev 6 da sıfıra eşit. Şimdi 3. dereceden olduğunu biliyorum. fx fonksiyonu için bir yorum yapılabilir aslında. Nasıl bir yorum? Şundan bahsediyorum. Mesela fx fonksiyonu hem 4 için 0 ise x eksi 4 çarpanı vardır. Değil mi? Şimdi hocam bunun türevinde de 4'ü yerine yazınca 0 alıyoruz. Yani türevinde bir kökü 4. Hocam şunu sakın unutma. Bir sayı mesela 4, buradaki 4. Hem fonksiyonun kendisini 0 yapıyorsa hem de türevini 0 yapıyorsa artık şunu söyleyebilirsin. f fonksiyonunun x 4 çarpanından 2 tane vardır. Yani çift katlı köktür 4. Pekala şimdi 3. dereceden de öteki kökünü bilmiyorum. Öteki köküne x a diyelim. Tamam mı? Yani öteki çarpanına da x a diyelim. Güzel. Şimdi ben F4'ün ve F türev 4'ün sıfır olduğunu biliyordum ama şunu kullanmadım hocam dikkat ettiysen. F türev 6'nın sıfır olduğunu kullanmadık işte onu da şimdi kullanacağız. Şimdi F'in türevini bulma zamanı. F türev x eşittir dedim. Türevini alalım Çarpımın türevinden faydalanacağım. Şuna birinci buna ikinci dersek birincinin türevi 2 çarpı x eksi 4. İçinin türevi 1'di zaten çarpı x eksi a. Artı birincinin aynısı x eksi 4'ün karesi ikincinin türevi 1 zaten onu yazmıyorum. E peki f türev altının 0 olduğunu biliyorsak artık yerine yazalım. F türev altı eşittir. 2 çarpı 6'dan 4'ü çıkardım. 2 çarpı 6 eksi a dedim. Artı 6'dan 4'ü çıkardım. 2 karesini aldım 4. Şimdi burası eşittir 0 mıymış? E peki 2 kere 2 4 yapar. İçeri dağıtıyorum. 24 eksi 4a artı 4 eşittir 0 oldu. Buradan 4a eşittir 28 geldi. A da buradan 7 bulduk. Tamam a 7'ymiş. A 7 ise artık ben bu fonksiyonu bulmuş oldum. Baş kat sayısı 1'di zaten. Şurası da x 7'ymiş hocam. Bak fonksiyon en üstte en tepede duruyor. Şu. Şimdi gel öncüllere bir yorum yapalım seninle. Hadi bakalım. F'in ikinci türevinde 5 sıfırdır diyor. Şimdi F'in ikinci türevinde 5'i bulurum ama daha kolay olsun diye şu şekilde yaparım. x 4'ün karesini açarsam ben x kare eksi 8 x artı 16 yapar. Bunu da x 7 ile bir çarpalım bakalım hadi seninle. Ee, dağıtıyorum x'i x küp eksi 8x kare artı 16x eksi 7x kare artı 56x ve eksi 112. Tamam. Şimdi fonksiyonumuz bu. Birinci türevini buluyorum ben bunun. Birinci türevi 3x kare eksi 16x artı 16 eksi 14x artı 56x. İkinci türevini de bulalım. Hiç birleştirmeden falan. Ya hocam şuradaki eksi 8 x kare ile 7 x kareyi niye birleştirmedik de? Ben zaten türevini aldığım için zaten birleşecek. Bir daha türevini alalım. İkinci türevden bahsediyordu çünkü. 6 x eksi 16 eksi 14 yapar. Yani 6 x 30 yapar. E şimdi diyor ki bu ikinci türevi. Sen bu ikinci türevde 5'i yerine yazarsan 0'ı bulursun diyor. Hadi yazalım 6 kere 5'ten 30 çıkarsam ne kalır? 0 kalır. Aa doğru söylemiş. Birinci öncül doğru. Geçtim ikinci öncülümü Diyor ki f2 21'den küçüktür. E fonksiyonunu biliyordum zaten ben. Yerine yazalım. 2'den 4 çıktı eksi 2 karesini aldım 4. Kere 2'den 7 çıktı eksi 5. 4 kere eksi 5 eksi 20 yapar. Peki eksi 20 eksi 21'den küçük mü? Tabii ki de büyük. Küçük değil. Eksi 20 eksi 21'den büyüktür. O halde ikinci öncülümüz cortladı maalesef. Üçüncü öncüldeyiz. F fonksiyonunun diyor grafiği x eksenine en az bir noktada teğettir diyor. Şimdi f fonksiyonu zaten şu değil miydi? Evet. E, x eksi 4'ün karesi yok mu? Burada var. E, burada çift katlı olan bir 4 diye bir kök var. İşte o 4 çift katlı olduğu için x eksenine teğettir çift katlı köklerde. Bunu sakın unutma. Demek ki benim 3. öncülüm de mecburen doğru oluyor. Yani 1 ve 3 benim doğru cevabımdı. Doğru cevap D şıkkında verilmiş sevgili arkadaşlarım. Sağlam bir soruydu. Lütfen ama lütfen sınavdan önce mutlaka tekrar et. 15'i de çözdüğümüze göre artık 16. sorumuza doğru gençler geçebiliriz. 16. sorumuzda beni çok ama çok iyi dinle. Diyor ki bu fonksiyonun eksi 1 ile 2 kapalı aralığında ortalama değişim hızı A. 1 bölü 3 absistin noktada anlık değişim hızı B'dir. Şimdi ortalama değişim hızının ne olduğunu biliyorsun sen. Ama yine de hatırlatayım. Belki unutmuşsundur. AB kapalı aralığında ortalama değişim hızı. F B eksi F A bölü B eksi A'nın ta kendisiydi. E şimdi buradaki eksi 1 ile 2 aralığındaki ortalama değişim hızı da doğal olarak F 2 eksi F eksi 1 bölü 2 eksi eksi 1'den 3'tür. F 2'yi bir bulalım mı seninle? F 2 için yukarıda yerine yazarım. 8 artı 4 artı 2 yani 14. Şurası 14. Bir de F eksi 1'i bulalım seninle. Eksi 1 eksi 2 artı 2'den ne gelir? Eksi 1 gelir. Bak burası da eksi 1'miş. Eksi eksi ne yapar? Artı yapar. Üst taraf 15, alt taraf 3. 15 bölü 3'den 5 gelir. Şimdi ortalama değişim hızımız idi ya. İşte o A 5'miş. Tamam. Bir de ne diyor? 1 bölü 3 apsisi noktada anlık değişim hızı. Anlık değişim hızı neydi ya? Nasıl bulunuyordu o? O da FB eksi F'a bölü B eksi A mıydı? Evet öyle ama sonsuz küçük aralıklarda. Neden biliyor musun? Çünkü anlık değişim hızı dediğimiz şey türev demekti ve 1 bölü 3 apsis noktasındaki türevi sorulduğuna göre f türev 1 bölü 3 soruluyor bize. Hadi gel o zaman f'in türevini bulalım. f'in türevinde x eşittir. Alıyorum türevini. 3x kare artı 2 x gördüğüm yere de 1 bölü 3 yazacağım. Yani 2, 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 artı 2 diyeceğim. Şu 3 ile şu 3 gitsin isteyeceğim. 1 bölü 3'e 2 eklersem cevabı bulacakmışım ki bu da 7 bölü 3 yapar. Demek ki burası da 7 bölü 3'müş. Ters çevirip çarparsam 15 bölü 7'nin ta kendisini bulurum. Yani benim cevabım C şıkkında verilmiştir diyeceğim gençler. Böylelikle 16. sorumuzda bitirdik. 16. soruyu da bitirdikten sonra sayfamıza şöyle uzaktan bir bakıyoruz arkadaşlarım. Gaza geliyoruz, motive oluyoruz. Özellikle hangi sorular için motive olmamız gerekiyor? Şu soru için ve şu soru için kendimizi fazlasıyla motive hissetmemiz gerekiyor. Yani hele bir de çözebildiysek var ya of. Of tadından yenmez yani. O motivasyonun Kaynağı başka hiçbir yerde yok arkadaşlar. Geçtik 17. sorumuza. Aşağıda fx fonksiyonunun türevi olan f'in türevinde x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Ben size ne demiştim? f'in türevi olunca anlayabileceğiniz ve fark edebileceğiniz bir işaret koyun buraya. Çünkü f fonksiyonunun grafiği gibi karıştırıyorsunuz sonra hata yapıyorsunuz ama dikkat edin. Şimdi bu f türev grafiği okey. Buna göre 3 tane öncül var hangileri doğrudur diye soruluyor. İnceleyelim bakalım. Diyor ki birinci öncülümüzde f fonksiyonunun iki tane ekstremumu vardır. Şimdi f fonksiyonunun ekstremumlarını f'in türevinin üzerinden görebilmek için artı eksi koyuyorsunuz. Bak türevi burada negatif 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 x ekseninin üstüne sıçradığı an artık f'in türevi pozitiftir. E pozitif olarak devam etmiş 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 buradan yine bir sıfır olup işaret değiştirmeden yine pozitif olmuş. Yani fonksiyon sadece şurada azalanken fonksiyonumuzdan bahsediyorum bak F'den yani. Burada artan konuma geçmiş. Yani sadece bir kereliğine azalırken artmış. Sonra artarken türevi bir kere sıfır olup artmaya devam etmiş yani. Böyle bir fonksiyon. E şimdi demek ki iki tane ekstremumu yok bir tane ekstremumu var. Kimse kusura falan bakmasın yani. O zaman bu öncül yanlış abi gümledi. İkinci öncül. F fonksiyonunun azalan olduğu en geniş aralık eksi birden ve beşten kapalı olan aralıktır deniliyor. Şimdi f fonksiyonun azalan olduğu yeri ben sana söylemiştim. Aha burası yani eksi sonsuzdan eksi 4'e gelene kadar bu fonksiyon azalandır. E burada bize eksi 1 ile 5 aralı demiş o zaman bu da gümledi. F'in ikinci türevinde x fonksiyonunun ekstremum noktasının apsisi eksi 1'e 5 aralığındadır demiş. Şimdi ama ikinci türevden bahsediyor bak. ikinci türev. Şimdi hocam ben f'in ikinci türevinin ekstremum noktasını incelemek istiyorsam o zaman ben f'in türevinin türevini yorumlamam gerekiyor. Çünkü f'in türevi bu. Bu grafiğin üzerinden şu an net bir şey çıkaramayız. O halde şunları bir sileyip bunlarla işimiz kalmadı artık. Bunun yani f'in artanlığıyla azalanlığıyla işimiz kalmadı. Bunları bir silelim. Bak unutma. iyi dikkatli dinle beni. Bu f'in türevi. Şimdi f'in türevi şuraya kadar artarak gelmiş. Bundan sonra azalmaya başlamış ve buradan sonra da yine artmaya başlamış. Bu f'in türevi için geçerli. F'in ikinci türevi. F'in türevi buraya kadar artan olduğuna göre demek ki buraya kadar pozitif. Eksi 1 ile 5 aralığında fonksiyon negatif. F'in ikinci türevi negatife düşecek. Yani şu şekilde. Pozitif olarak gelmiş. Eksi 1'den 5'e kadar negatif bölgede kalacak. 5'ten sonra yine ne yapacak? X ekseninin karşısına geçecek. O zaman şöyle bir şeydir. Bak aynen bu şekildedir. Bu F'in ikinci türevi. Bak ne dedim? İyi dinle beni f'in türevi buraya kadar artmıştır bak. Buraya kadar arttığına göre o zaman f'in ikinci türevi de buraya kadar pozitiftir. Buradan sonra azal azalışa geçtiği için f'in türevi, f'in ikinci türevi de burada negatif olmak zorundadır. Ve yine buradan sonra f'in türevi artmaya başladığı için ikinci türevi de pozitif tarafa geçmelidir. E böylelikle ben f'in ikinci türevinin yani şu ikinci olarak çizdiğim fonksiyonun ekstremum noktasının şuralarda bir yerde olması gerektiğini söyleyebilir miyim? Evet. Yani eksi 1 ile 5 aralığında mıdır? Evet. O halde üçüncü öncülümüz doğru. Bak muhteşem bir yorum yaptık. O halde cevabımız E şıkkında verilmiştir diyeceğiz gençler. Evet devam edelim bakalım 18'de. Yine çok güzel bir soru. Mükemmel ötesi bir soru. Kollarımı sıvayım. Çözmeye başlayalım 18. soruyu. Şimdi mx kare artı nx parabolünün x eksenini kestiği noktalardan birinden parabole çizilen teğetin eğimi pozitif olan n artı 28 sayısıdır demiş. Şimdi x eksenini kestiği noktalardan birinden diyor ya. x eksenini nerede keser? mx kare artı n x eksenini kestiği noktaları bulabilmek için ben bunu sıfıra eşitlerim. Ve x parantezini aldığım takdirde mx artı n de gelir burası sıfıra eşitledim. x eksenini ya x eşittir sıfırda kesmiştir ya da şurayı sıfır yapan x eşittir. Eksi n bölü m absisi noktada kesmiştir x eksenini. Peki buradan parabole çizilen e, teğetin eğimi de neymiş? Pozitif olan n artı 28'miş. Şimdi dur. Ben bu parabole, ben bu parabolün üzerindeki sıfır ve eksi n bölü m noktalarından bir teğet atıp eğimini bulmak istiyorsam bu parabolün türevini bir bulmam lazım. Türevi nedir? 2mx artı n'dir. Daha sonrasında 0 yerine yazdığım takdirde 0 yerine yazarsam 0 kere 2m 0 artı n. n eşittir n artı 28 olmasına imkan yoktur. Demek ki bu teğet nereden atılmış? Ahanda buradan. Eksi n bölü m'den atılmış. Bunu sildim ve x gördüğüm yere eksi n bölü m yazıyorum. 2m çarpı eksi n bölü m artı n eşittir n artı 28 dedim. Her iki tarafta bulunan n'leri götürdüm. Buradaki M'ler de birbirini götürdü. Eksi 2 N eşittir 28 oldu. Demek ki N burada kaçmış? Eksi 14'ün ta kendisiymiş. N'yi bulduk. Sorunun daha devamını okumadım bile bak. Parabolün eğimi sıfıra eşit olan teğeti parabole 2'ye k noktasında teğettir diyor. Şimdi parabolün eğimi sıfıra eşit olan teğetinden bahsediyor ya. Parabolün eğiminin sıfıra eşit parabolün üzerinde bir teğet atacağım eğimi sıfıra eşit olacak. E, parabolün e, hangi teğetinin eğimi sıfırdır? Tepe noktasındaki. Şimdi tepe noktasının apsisine bakacağız o zaman. Tamam mı? Ve parabole nerede teğetmiş? 2'ye k. He, tepe noktasının apsisi 2'ymiş. O halde gençler eksi n bölü 2m yani eksi b bölü 2a'dan geldi. Parabolün tepe noktasının apsisi eşittir 2'ymiş. E güzel. N'yi biz eksi 14 bulmadık mı? Bulduk. Eksi, eksi 14 bölü 2m eşittir 2 ise eksiler gitti. 14'ü 2'ye böldüm 7. 2'ye böldüm 1. Karşıya attım. Ne geldi hocam? 7 eşittir 2M geldi. M de buradan kaç geldi? 7 bölü 2'nin ta kendisi geldi. Doğru yaptık mı şu an bakmak istiyorum. Ee, doğru yaptık gibi yapmadık gibi de. Şurayı bir daha yapmak istiyorum ya izninle. Sanki işte hatası yaptığım gibi kafam bir dalgınlaştı böyle. Olur ya bazen insana. Eşittir 2'ymiş bu. Tamam. Eksi b bölü 2a'dan geldi. Eksiler gitti. 2m'yi karşıya attım. 4m eşittir 14. O zaman m eşittir 7 bölü 2 doğru yapmışım aslında. Tamam istem dışı refleks gibi matematik bak. Hata yaptığımı düşünmeme rağmen yapmamışım yani. <laughs> evet m'yi 7 bölü 2 bulduk. Güzel. Şimdi bu parabolün e, üzerinde 2 yazınca k'dan geçiyormuş. Yani o zaman ben burada 2'yi yerine yazarsam 4M artı 2 n gelir ya hani. E güzel o zaman ben M'yi N'yi de biliyorum. Bu eşittir kaçmış K. E M'yi ve N'yi yerine yazar K'yı bulurum artık. M dediğim değer 7 bölü 2 idi. 4 çarpı 7 bölü 2 artı. N de eksi 14'tü. Eksi 14 kere 2 de eksi 28 yapar. Şunu da şunu sadeleştirdim 2. 2 kere 7 14. 14'ten 28'i çıkardım. Eksi 14 bana cevabı verir. Yani cevabım neymiş? E şıkkında verilmiş derim sevgili arkadaşım. 18. sorumuzu da çözdük cevabına E dedik ve devam ediyorum 19. sorumla. Ne diyor soruda? fx fonksiyonuna üzerindeki 1'e eksi 5 noktasından çizilen teğetin eğimi 7'dir. Ben buradan neleri çıkarabilirim? Bak bir buçuk satır bak bir buçuk satır süren bir cümle değil mi? Bu bir buçuk satır süren ee, cümlede ben neler çıkarıyorum iyi dinle Üzerindeki 1'e eksi 5 noktası diyorsa Demek ki F1'in Eksi 5 olması gerektiğini anlıyorum Çizilen teğetin eğimi 7'dir diyorsa F'in türevinde 1'inde 7 olması gerektiğini biliyorum Bir de bana F'in ikinci türevini vermiş Kalkmış gitmiş F0'ı soruyor E şimdi ben F'in ikinci türevinden F'in kendisini hesaplayabilir miyim Hesaplarım Birazcık integrale giriyor aslına bakarsan ama öyle integral alma kuralı falan yok. Tahmin sadece. Türevi 12x kare olan terim nedir? E şimdi düşünelim. Türevi 12x kare olan terim üssü başa 3 diye indiğine göre demek ki 4x küp olur. Tamam bak f'in türevini hesaplamaya çalışıyorum. F'in ikinci türevi var. Birinci türevine geçiyorum. Tersten yapıyorum türev işlemini. Türevi 12x olan terim nedir? 2 başa indiğine göre 6 6 x karedir. Türevi eksi 4 olan şey eksi 4 x'tir. E bir de sabit, fon, sabit bir terim olabilir. Artı c dedim. Güzel. Şu an f'in türevini yarım yamalak elde ettim. Niye yarım yamalak? Şuradaki c'den kaynak. Peki c'yi bulabilir miyim? İşte f türev 1'in 7 olduğu bilgisi bizim bu işimize yarayacak. f türev 1 eşittir. 4 artı 6 eksi 4 artı c eşittir 7 diyeceğim. Buradan eksi 4 ile artı 4 birbirini götürür. C de 1 gelir. Şimdi C'yi bulduk. Burası 1 artık. O C'yi oradan sildim. Ve oraya da ben 1'i yapıştırdım abi. Şimdi geldim. F'i bulacağım. Yani bir daha ters türev yapacağım. Türevi 4x küp olan fonksiyon nedir? x üzeri 4'tür. Türevi 6x kare olan fonksiyon 2x küptür. Türevi eksi 4x olan şey 2x karedir. Türevi 1 olan şey x'tir. E bir tane de c'miz olsun da C demeyelim de oraya da artık bir tane de K diye sabit sayımız olsun fonksiyonda. Peki K'yı nereden bulacağım? F1'i bu yüzden bulduk. 1 yerine yazacağım eksi 5 alacağım. F1 eşittir 1 artı 2 eksi 2 artı 1 artı K eşittir eksi 5 dedim. Buradan şu 2 ile bu eksi 2 gitti. 1'e 1 bir ekledim 2 i̇ki, 2'yi karşıya attım k eşittir kaç geldi eksi 7 geldi demek ki buradaki k dediğim değer yani şurası orayı sildim eksi 7'ymiş o halde şunu da silelim mi gençler orada? Şöyle şunu da silelim. Oraya da eksi 7 yazalım. Fx'imiz artık karşımızda. Bizden istenen şey ne? F0. F0 isteniyorsa sıfırı yerine yazarsan cort, 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 cort. Elinde sadece eksi 7 kalır. Demek ki cevabımız A şıkkının ta kendisiymiş gençler. Evet. <laughs> Güzel. 19'u da böylelikle çözdük. 19'a A dedik. Ve devam ediyoruz 20. sorumuzla. İyi dinle beni. Aşağıda sayı doğrusu üzerinde bazı noktalar verilmiş. Sıfır sonsuz aralığından seçilen her x reel sayısı için f türevi x sıfırdan küçükmüş. Bu ne demek oluyor? Fonksiyon şu tarafta yani sıfırın sağ tarafında daima azalandır demek oluyor. Türevi negatifse fonksiyonu kendisi azalandır. Bu eşitsizliğini sağlayan f fonksiyonu hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Azalan bir fonksiyonsa bir kere azalan bir fonksiyonsa mesela 2a a'dan büyük ya normalde ben diyeceğim ki f2a f a'dan daha küçüktür ve B'de, b de b'nin görüntüsü olan f de f 2 a'dan daha küçüktür diyeceğim şimdi Fx'in x'in sıfırdan küçük olduğu hakkında hiçbir bilgiye ulaşamam ben ama şuraya baktığımız zaman mesela bunu kıyaslayabilirim f 2 a Fb'den b'den büyüktü bizim kurduğumuz mantığa göre, e burada ne demiş küçük demiş gitti. F A F B'den daha küçüktür demiş. E F A'nın F B'den daha büyük olduğunu görüyoruz. Bu da gitti. F 3 A F B'den daha büyüktür demiş. Bir de burada F 4 A F 2 B'den daha büyüktür demiş. Şimdi şöyle bir durum var. Ben şunu şöyle uzattığım takdirde, B burada 2 A burada ya. Eğer bunu ikiye katlarsam 4 A burada olur. Ama 2B de ta bu tarafta olur. Yani 2B her halükarda 4A'dan büyüktür. 2B 4A'dan büyükse F2B F4A'dan daha küçüktür. Bu kesin. Bu kesin. E şimdi o zaman cevaba ben E diyeceğim. Şu niye olmadı? Bunu nasıl elerim ben şimdi? Onu düşünelim tamam mı? Şimdi hocam ben burada 2A'nın 2A'nın B'den daha küçük olduğunu biliyorum ama 3A'nın B'den daha küçük olup olmadığı hakkında bir bilgi sahibi değilim. 2A'nın B'den daha küçük olduğunu bildiğim için F2A büyüktür FB diyebiliyorum. Ya da şöyle diyelim cümleyi düz kuralım. FB küçüktür F2A diyebiliyorum. Ama F2A ama 3A'nın B'den küçük olup olmadığını bilmediğim için FB'nin 3F3A'dan daha küçüktür cümlesini de net olarak tabii ki kuramıyorum. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım kesinlikle doğru olan bir şey değildir. Doğru olabilir ama kesinlikle değildir. Cevabımız E şıkkında verilmiştir dedik. Çünkü E'yi direkt bulabiliyoruz. Evet arkadaşlarım sayfamıza uzaktan bakacak olursak şu şekilde. Gayet güzel bak şuradaki yorumu çok e, beğendiğini düşünüyorum açıkçası buradaki yorum güzel. Şuradaki ters integral mantığı güzel. Yani ters türev mantığı güzel. Şuradaki soru zaten apayrı. İşlemsel ama gayet şık. Şuradaki sorumuz da biraz yorum sorusuydu. Sayı doğrusu üzerinden bir yorum sorusuydu. Ama hangi bu sayfadaki 4 sorudan hangilerini beğendiniz hocam e, veya çözümünü çok tavsiye ediyorsunuz diye soracak olursan bak bu, bu ve bu. Ama bunların üçü de gerçekten çok muntazam sorular. ÖSYM ayarında sorular. O yüzden de dikkat et o sorulara. 21. sorumuzdayız. Evet burada direkt soruya bakar bakmaz gözüme bir şey çarptı. Ee, sen de şöyle bir bak istersen gözüne bir şey çarpacak mı? Ben kendi gözüme çarpan şeyi söyleyeyim. Şurası. F4 ile F-4 birbirine eşit ve sıfırmış. Buradan biz şunu anlıyoruz. F fonksiyonun içerisinde kesinlikle x artı 4 diye bir çarpan var. Lakin f'in türevinde eksi 4 de sıfır olduğu için demek ki eksi 4 f fonksiyonuna çift katlıymış. Yani x artı 4'ün karesi çarpan olacak bizim fonksiyonumuzun içerisinde. Ben buradan bunu anladım. Pekala. Şimdi fonksiyonun kuralını da aslına bakarsan vermiş yani burada bak bu şekilde. Ama tabi şu kısmını bilmiyoruz biz fonksiyon kuralının. Şurayı çarpanlarına ayırabilir miyim diye bakıyorum. Ayrılır. X'e x. Şurası da 3'e 4 değil mi? O zaman aslında benim fonksiyonum x artı 3 çarpı x artı 3 çarpı x artı 4. E ben bir tane daha artı 4 olduğunu biliyorum. X artı 4 olduğunu biliyorum. Bir tane daha yazdım. Burasını bilmiyoruz. Tamam. Şimdi burayı da çünkü x'e x demek ki artı 4'e bir şey diye ayıracağız ama orayı bilmiyoruz henüz. Peki altta verilen bilgiyi de okuyalım. Sorunun e, yüksek ihtimal e, kilidinin anahtarı burası. Mutlak f fonksiyonu x eşittir işte, eksi 3 ve 3 absiz noktalarda türevsiz. Şimdi e 3 de niye türevsiz olur bu? Çünkü e 3 de kökü varmış. Şöyle ki, şöyle ki. Şimdi demek ki bizim fonksiyonumuz 3 ee, için gençler 3 için şöyle karşıya geçmiş eksi 3 için daha sonrasında şuradaki eksi 4 var ya eksi 4 için şurada eksi 4 vardı kökümüz onu unuttuk eksi 4 için gelmiş şöyle teğet atmış sonra 3 için geçmiş eksi 3 için sonra bir de demek ki 3'ten şu şekilde karşıya geçmiş bak eksi 3 eksi 4 ve 3 şimdi ben bunun mutlak değerini aldığım takdirde ne oluşur biliyor musun şu altta kalan kısmı yukarı doğru bir kıvırırım şöyle tamam mı Ondan sonra benim fonksiyonumun grafiği aha bu şekilde bordo ile gösterdiğim olur bak. Bordo grafik olur artık. Ve dikkat et bu fonksiyonun şurasında ve şurasında sivri uçlu noktalar oluşur. İşte bu yüzden eksi 3 ve artı 3 de türevsizdir. Ben bu yüzden 3 noktasının da kök olduğunu bileceğim. Ve bundan kaynaklı 3 diye bir köküm varsa demek ki benim fonksiyonumun diğer çarpanı x eksi 3'müş. Şimdi arkadaşım şu kısımdaki yani birinci fonksiyonun birinci kısmındaki çarpanlarımız x artı 4 ve x artı 3'tü ya. Bak x artı 4 ve x artı 3 o çarpanmış. Demek ki x artı 4 ile x eksi 3'ün çarpımı da bana şurayı veriyormuş. E buna göre f2 kaçtır diye soruluyor. Artık ben f fonksiyonunun kendisini burada buldum. Kendisini buldum. O halde 2'yi direkt burada da yerine yazabilirim. Yazarsam 2 artı 3'ten 5, 2 artı 4'ten 6, 2 artı 4'ten 6, 2'den 3 çıktı eksi 1. E şurası bana 180'i verir. Eksi 1 ile çarparsam eksi 180 de benim cevabımın ta kendisi olur. Gerçekten şık ve gerçekten güzel bir soruydu. Umarım iyi dinlemişsindir. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım anlamışsındır. Dedik ve 22. sorumuza geçtik. Şimdi gerçekten e, burada benim anlatışımı ön plana çıkaran e, güzel bir soru olacak diyelim. Dikkat edin ne, ne demek istediğimi anlayacaksın. Tanımlı olduğu aralıkta bir f fonksiyonu var. Bu f fonksiyonu gençler. Birinci öncü de diyor ki sürekli olduğu her noktada türevlidir diyor. Limiti olan her noktada süreklidir. Ben bunlar ezbere bilecek miyim hocam? Ben sana diyorum ki çok ufacık bir bilgi versem sana şu kadar. Şu kadar bir bilgi versem. Sen o bilgiyi ufacık bir ezberlesen, rica etsem Ama çok küçük. Üç tane harf vereceğim ben sana. Sen o sadece o harfleri ezberleyeceksin. Ezbere bile gerek yok. Şu arkadaşlarım. Hatta şuraya yazabilir miyiz ki diye düşünüyorum. Bir bakalım yaza, yazabilir miyiz diye yukarı çıkalım. Burada yok. Yok yazamıyoruz. Neyse biz kendimiz halledelim. Şöyle ki hatta ben size şöyle biraz gençliğimden kalma grafiti yeteneğimle <laughs> sizlere şöyle biraz çizim yapayım arkadaşlar. Lise zamanlarımı hip hopçı olarak geçirdim. Tabi şu an çok Şeyim yok Böyle büyüdük artık Yaş büyüyünce O ayaklardan da elini çekiyormuş. Çekmeseydim olur muydu Hala mesela rap parçaları falan dinlerim Hala Hala çok severim Ama işte gel gör ki Bu hayatı yaşayabilecek bir Şeyimiz yok yani hani Anladınız siz Devam neyse LST Şimdi bu ne? Limit, süreklilik ve türev arkadaşlarım bu. Tamam mı? Şu L'yi birazcık büyütelim. Limit, süreklilik ve türev bu. Şimdi ne anlama geliyor? Bunu nasıl kullanacağız? Bunu şöyle kullanacaksın. Sağ taraftan sol tarafa doğru gelirken sağdan sola doğru gelirken olumlu cümleler, soldan sağa doğru giderken de olumsuz cümleler kuracaksın. Yani bu ne demek? Şu şekilde. Bir fonksiyon bir noktada eğer türevi varsa o fonksiyon o noktada kesinlikle süreklidir. Bir fonksiyonun bir noktada sürekliyse o zaman da kesinlikle limiti vardır o noktada diyeceğiz. Ters cümleler kurmaya çalışırsak bir, no bir fonksiyonun bir noktada eğer limiti yoksa kesinlikle ve kesinlikle süreksizdir. O noktada süreksizse kesinlikle türevi de yoktur diyeceğiz. Bilmen gereken tüm cümleler bunlar. Bunun haricinde hiçbir cümle her zaman doğru değildir. Tamam? Baksana sana 10 numara 5 yıldız. Fevkalade'nin fevkinde muntazam. Ölçülmüş, biçilmiş, aksini hiçbir şekilde sağlamayan çok güzel bir şey yazdım. Lütfen sadece bunu aklında tut. Bir sayfa not ezberlemekten kurtul. Tamam. Öğretmenlik hayatım boyunca bunu kullandım. Ve gerçekten çok fazla işe yarıyor. Şimdi o zaman gel öncülerimize bakalım. Sürekli olduğu her noktada türevlidir. Ha şimdi bakalım ben e, burada şöyle bir cümle kurdum mu? Sürekli ise türevlidir diye bir cümle kurdum mu? Hayır. Şu tarafa doğru giderken olumlu cümle kuramıyordum dikkat ediyorsan. Bu tarafa doğru, sağ tarafa doğru giderken olumlu cümle kuramıyordum. Demek ki o zaman bu her zaman doğru değil. Limiti olan her noktada süreklidir. Böyle de bir cümle kurmadım. Sürekli olduğu her noktada limiti vardır eyvallah ama limiti olan her noktada sürekli değildir. E, olmayabilir. Dolayısıyla ikinci de patladı türevi olan her noktada limiti vardır. Bak türevli ise sürekli, sürekli ise türevli dedim. Do dolaylı yoldan türevli ise limiti vardır. Yani üçüncü öncül doğru. Sürekli olmadığı her noktada türevsizdir. Bak sürekli değilse hop türevsizdir demiştik. Demek ki bu da doğru. F türev tek fonksiyonsa şimdi buraya dikkat. Size şu parçasını gördünüz. F türev tek fonksiyonsa f'in ikinci türevi çifttir. Ama şu da var. Demek ki f fonksiyonu da çiftmiş ki f'in ikinci f'in birinci türevi tek olmuş. Yani bu da çift fonksiyon. E bu da çift fonksiyon. Yani şimdi ben iki tane çift fonksiyonu çarparsam fonksiyon çift fonksiyon olur mu? Olur. O halde benim beşinci öncülüm de doğruymuş. Yani benim burada kaç tane doğru olan argümanım var? Üç tane. Yani bir ve ikiye doğru diyen elemanlar çok fazlasıyla var tamam mı? Lütfen sevgili arkadaşlarım sizden ricam bak sizden ricam şu ya olay bu. Başka bir şey istemiyorum ben sizden. Tamam. Gençliğinde hip hopçılık oynayan <laughs> hocanıza güveniziz. Sıkıntı yok gençler. Evet. Neredeyiz? 23'teyiz. Bu kısımda kalsın ya. Silmeyeceğim orayı. A ve B sıfırdan farklı tam sayılar. F fonksiyonu A kök x bölü 16. G fonksiyonu da A x kare artı B bu fonksiyonlarının grafikleri birbirine bir noktada teğetmiş arkadaşlar. Güzel. Bunlar birbirine bir noktada teğet. Buna göre A ve B sayıları sırasıyla hangi sayılarla orantılıdır diye soruluyor. Şimdi bunların teğet olduğu yerlerde mesela örnek veriyorum bir tanesi şöyle bir fonksiyonmuş öteki de şöyle bir fonksiyonmuş bir noktada da teğet olmuşlar yani şu şekilde. Tamam bir noktada da bak teğetler. Şimdi ben ee, o noktadan bir teğet atarsam ikisinin de teğet doğrusu Teğetlerinin eğimleri hep aynı olur Hatta ve hatta bunların teğet olduğu yerlerde Absis neyse ordinat da aynı yere gitmiştir De diyebiliriz Bu yorumları yapacaksın önce Soruya başlamadan önce Sonra diyeceksin ki hangisinden başlayayım e Bunları birbirine eşit oldukları noktayı bulabilir miyiz Diye bir düşünelim A kök x bölü 16 Eşittir diyeceğim A x kare artı b diyeceğim bu hamleyi yaparak ben hangi noktalı apsiste eşit olduklarını bulabilirim. Teğet olduklarını bulabilirim. İkinci bir hamle varsayalım ki burası A noktası olsun. Ben şu fonksiyonu A demeyelim. A'mız varmış. Varsayalım ki burası ne noktası olsun? K noktası olsun. Ben şimdi bu K noktasındaki teğetin eğimini bulmak için F türev K'yı bulurum. Çünkü F türev K o noktasındaki teğetin eğimini verir bize? Bunu da G türev K'sını bulurum. O zaman bunlar da birbirine eşittir derim. Hadi bunu yapalım bu hoş. Şimdi F'in türevinde K'yı bulmak için F fonksiyonunun türevini alacağım. A bölü 16 zaten sabit sayı çarpı kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'ti. Dolayısıyla 1 bölü 2 kök K yazdım. E sonuç olarak K yerine yazacaktım. Diğeri de gençler şunun türevi 2 axtir 2 çarpı A çarpı x o zaman K yazdım buraya da tamam mı? X gördüm yere K yazacağım sonuçta. Tamam bunların teğetlerinin eğimleri birbirine eşitse bunlar da birbirine eşittir dedim. Hocam burada A var burada da A var. A'lar gitti. Güzel. Daha sonrasında şu kök K var ya onu bu tarafa attım. 2'yi de bunların yanına attım. Sonuçta 2 çarpım durumunda sol tarafa bölüm olarak geçer. Buradaki kök K'da bölüm durumunda sağ tarafa çarpım olarak geçer. Böylelikle K kök K eşittir 1 bölü. Bak 2 kere 2 4. 4 kere 16 64 yaptı. 1 bölü 64'müş. Şimdi bu k kök k ne demek? 1 bölü 64'ü yazdım buraya. Eşittir. K üzeri 1 çarpı k üzeri 1 bölü 2. Yani k üzeri 3 bölü 2 demek aslında. Ve bu da 1 bölü 64 de 4'ün eksi 3. kuvvetine eşit. Doğru mu? Hatta 2'nin eksi 6. kuvvetine eşittir de yazabiliriz. 2 üzeri eksi 6. Şimdi ben burada şunu 3'e bölersem. Yani burası 1 olursa bunu da 3'e bölerim. Eksi 2 olur. Ve buranın karesini alırsam burası k gelir. Bunun karesini alırsam k üzeri eksi 2'nin karesi k üzeri pardon 2 üzeri eksi 2'nin karesi 2 üzeri eksi 4 yapar. Yani 1 bölü 16 yapar. K'yı bulduk hocam 1 bölü 16'ymış. Hayırlı uğurlu olsun hayırlara vesile olsun. K 1 bölü 16'ymış yani o nokta 1 bölü 16'ymış. Şimdi madem öyle bu 1 bölü 16 dediğimiz şey bizim şuradaki denklemimizi de sağlamak zorunda. Yani sonuç olarak ben K'yı burada yerine yazdığım zaman aynı ordinattan geçmek zorunda değiller miydi? Yani FK, GK'ya eşitmiş. O halde ben şurada X gördüğüm yere 1 bölü 16 yazarsam birbirine eşitleyebilirim bu denklemi. Birazcık aşağı doğru kaydım ve başlıyorum işlemime. A çarpı kök X neydi? Kök 1 bölü 16 yani 1 bölü 4 dedim. A kere 1 bölü 4 de A bölü 4 yapar. O zaman orayı da yazalım. A bölü 4. Hatta ve hatta bir de bölü 16'sı vardı. Şöyle yazdım eşittir. A çarpı şimdi 1 bölü 16'nın karesi diyeceğim. Yani A bölü 1 bölü 16'nın karesi 16 kere 16'dır diyelim. Artı bir de B'miz var tamam mı? Şimdi burada ben şu işlemi yapacağım. Şunu da şunu çarpacağım. A bölü 4 kere 16 dedim. Eşittir. A artı 16 kere 16 256 yapar. 256 çarpı B bölü 16 kere 16 dedim. Daha sonrasında gittim. Şuradaki 16 ile buradaki 16 ikisi de çarpım durumda olduğu için sadeleştirdim. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım lütfen. 16 kere A 16 A yapar. Eşittir. 4 kere A 4 A artı 4 kere 256 da 1024'ü verir bize. 1024 B yapmış oldu. E şimdi hocam buna okeyiz. Bunda bir sıkıntımız yok. Şu 4 A'yı şu tarafa zıplatsam ben bu taraf 12 A olur mu? Olur. 12 A eşittir. 1000 24b dedik. Şimdi her iki tarafı mesela ben 2'ye bölebilirim. 2'ye böldüğüm takdirde hatta 4'e de bölebilirim. 4'e bölersem burası 3a yapar. Burayı 4'e bölersem az önce 4'le çarpmıştım zaten. Olsun, bölelim şimdi. 4'e bölersem 256b yapar. Yani o zaman şöyle diyebilir miyim? Buradaki a sayısına 256m dersem b sayısına 3m diyebilirim. Bana diyor ki A ve B sayıları sırasıyla hangi sayılarla orantılıdır diye soruyor. Demek ki A sayısı 256 ile B sayısı 3 ile. Yani A sayısı 2 üzeri 8 ile B sayısı 3 üzeri 1 ile yani 3 ile. O halde cevabımız D seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Tamam bak güzel bir türev sorusunu nasıl yorumladık? Bu sorunun içerisinden nasıl temel kavram sorusu çıkardık? Bu sorunun içerisinden nasıl asal çarpan sorusu çıkardık? Bu sorunun içerisinden nasıl oran orantı çıkardık? İşte ben sana 40 soru serisinin önemini bu yüzden vurguluyorum. Bu yüzden 40 soru serisi için önemli diyorum. Sen sadece burada türevi tekrar etmiyorsun. Tamam mı güzel kardeşim? İkna edebilmişimdir seni umarım. Edemediysen de şu son kalan 17 soruda mutlaka ikna edeceğim. İyi dinle şimdi beni. Gerçel sayılarda tanımlı ve türevlenebilir bir f fonksiyonu ile ilgili aşağıdakiler biliniyormuş. F'in türevini bana vermiş. Aha bu. 2x artı 2 f eksi 4'ü de vermiş. Eksi 27'ymiş. Ve x'ler eksi 4'e yaklaşırken fx artı 27 bölü x artı 4 artı x kare bölü 2 limitinin değeri soruluyor. Bir kere ben bunu şu şekilde ifade ederim. Limit x'ler eksi 4'e yaklaşırken fx artı 27 bölü x artı 4 artı limit x'ler eksi 4'e yaklaşırken x kare bölü 2 diyebilirim. Ve hatta ve hatta şu kısım var ya gençler şurası. E burası zaten belirsizlik falan vermiyor. Eksi 4'ü direkt yerine yazalım. 16 bölü 2'den 8 gelir zaten. Şimdi 8 artı burası soruluyor bize tamam mı? Bir kere ben eksi 4'e yaklaştırıyorsam bunu yerine yazdığım takdirde f eksi 4 eksi 27'ydi. Eksi 27 artı 27 üst taraf 0 geldi. Alt tarafa bakıyorum eksi 4 artı 4 0 geldi. Yani burada 0 bölü 0 belirsizliği mevcut. Peki ben bunu nasıl gideriyordum? Ya çarpanlara ayıracaktım fx'i bulup. Veyahut şimdi fx'i bul diye sana bunu verdim. Uğraş diye verdim. fx'i mesela nasıl bulursun? f türev x buysa neyin türevi 2x'tir? x karenin. Neyin türevi 2'dir? 2x'in. Bir de artı c olabilir diyecektin. f 4'ü niye verdim? Burada eksi 4'ü yerine yaz da eksi 27 cevabını al diye verdim. f 4 bak ne oldu? 16 8 artı c eşittir eksi 27 ise şurası 8'dir. Attın karşıya c eşittir eksi 35 geldi. c'yi de buldun ondan sonra yerine yazacaktın falan filan. Ben sana diyorum ki gerek yok. Çünkü biz löfitel yapmayı biliyoruz değil mi? 0 bölü 0 belirsizliklerinde löfitel. E madem öyle hocam. Şurası. fx artı 27. Bunun türevi nedir? f türev x'tir. 27'nin türevi 0. Alt tarafta x artı 4'ün türevi 1. E şimdi eksi 4'ü yerine yaz. Beni f, e, f türev eksi 4 kurtarır diyeceğim. E, f'in türevini de zaten vermiş. Eksi 4 direkt yerine çat diye yapıştır. Nedir? 2 kere eksi 4. Eksi 8 2 ekledim. Eksi 6 geldi hocam burası da. Bak burası da eksi 6 imiş. Mis. Eksi 6 ile 8'in toplamı sorulmuş. Cevap da 2'dir diyeceğiz o halde. Tamam mı güzel kardeşim? Yani evet bulmanın birden fazla yolu var. Ama bizim süreye de ihtiyacımız varsa biraz da uyanık olmakta da fayda var. Yani ben, biz sana müfredatta löfital yok diye löfital anlatmamazlık yapmadık. Ben sana löfital de anlattım. Envai çeşit soru da çözdüm. 105 tane 110 tane soru çözdüm ben sana ile alakalı şu kanalda. Dolayısıyla bizim bilmemiz gereken şey işte burada o pratikliği hissedebilmek, görebilmek. Bunu başarıyorsan tamam güzel. Bir videoda daha söylemiştim. Ne demiştim? Allah alime ilmi amelelik etmesin diye vermiştir. Dedemin arkadaşının atasözü diyebiliriz ya. Dedem de benim atam değilim. Atasözü arkadaşlar işte. <laughs> evet gençler 24'ü de A dedik ve artık bir diğer sayfamıza geçiyoruz. 25. sorumuzdayız. Evet gençler bir kıyafet değişikliğinden sonra devam edelim 25. sorumuzla. Hadi bakalım. Aşağıda fx eğrisinin x eşittir 2 absisi noktasındaki teğeti verilmiş. Bak buradaki teğet veriliyor bize. Buna göre gx eşittir x kare artı bx çarpı fx fonksiyonunun x eşittir 2 apsisi noktasındaki teğetinin eğimi soruluyor. Yani ne soruluyor? şu fonksiyonun iki apsisi noktasındaki teğetinin eğimine demek? G'nin türevinde 2'yi bana bir hele bul diyor. Tamam mı? Ben bu kalemleri şöyle birazcık incelteyim. Aynen. Şimdi gençler iyi dinliyorsunuz beni. G türevi 2 soruluyor dedik. O zaman ben G'nin türevini bir alacağım. G'nin türevinde x eşittir. Şuna birinci, şuna ikinci dersem birincinin türevi 2x artı b. Tamam mı? İkinci sabit kalacak fx. Artı Birinci sabit kalacak x kare artı bx. Burayı parantez içinde yazıyorum. Çarpı f'in türevinde x dedik. Peki şimdi g'nin türevinde 2 sorulduğu için ben x gördüğüm yere 2 yazacağım. Yani g'nin türevinde 2 eşittir 4 artı b yapar bak burası. 4 artı b çarpı f2. Daha sonrasında artı 2'nin karesinden yine 4 gelir. Burası da 4 artı 2b olur bu sefer. Çarpı f türev 2 demiş olduk. Şimdi f2'yi hesaplayabilir miyiz? f2 bak f fonksiyonu burası. 2 e, noktasında da 1'e gittiği görülüyor. Demek ki f2 kaçmış? 1. Yani ben burayı görmezden gelebilirim o halde değil mi? Değil mi? Peki f türev 2. f türev 2 de f fonksiyonuna 2 absesi noktasından atılan teğetin yani şuradaki mavi doğrunun eğimi demek. E bu eğimi nasıl buluruz? Şurası 1 bir birim mi? Evet. Şurası 2 birim mi? Evet. O zaman 1 bölü 2'dir ama tabi azalan olduğu için burada bu o zaman Eksi 1 bölü 2'dir. Hemen şunu da buradan silip eksi 1 bölü 2 yazabilirim. Şimdi buraya bakıyorsun 4 artı B kaldı bak şurada. Hemen sana gösteriyorum. Burada bir 4 artı B'miz kaldı. Buradaki eksi 1 bölü 2'yi de şunun içine dağıtırsam bakalım neler gelecek. Bir 4 artı B'miz var. Daha sonrasında eksi 1 bölü 2'yi içeri dağıtırsam eksi 2. Eksi B kalır. Eksi B ile artı B birbirini götürür. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı dersin. G türevi 2'ye eşitti bu da 2. Demek ki cevabımız E şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Tamam mı? Evet 26. sorumuzdayız artık. Ne diyor bize 26. soruda? Diyor ki x küp artı 3x kare eksi 24x artı m fonksiyonunun grafiği x ekseninin 3 farklı noktada kesiyor. Bak 10 numara 5 yıldız bir soru. Daha öncesinde kanalda bu kitap çıkmadan önce kanalda ben çözdüm bu soruyu. Lakin o kadar güzel ki kitaba da koymaya karar verdim. İyi dinle x küp artı 3x kare eksi 24 x artı m fonksiyonunun grafiği x eksenini 3 farklı noktada kesiyor. Buna göre m'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Şimdi gençler ee, bu fonksiyonun türevi falan alınacak mı bilmiyoruz. Yani hani türev sorusu olup olmadığı bile meçhul değil mi? Ama 3 farklı noktada kesiyor diyor. E şimdi ben bunun grafiğini çizmeyi de bilmiyorum. Kaldı ki m yok zaten piyasada. Ama şöyle bir şey yapılabilir bak iyi dinle. 3 farklı noktada kesebilmesi için bunun eğrisel olduğunu görüyoruz ya bak eğri bu değil mi? Yani sonuçta kübik bir fonksiyon eğri. 3 farklı noktada kesecekse mesela şöyle olabilir bu fonksiyonun grafiği. Sonuçta sonsuzda artan olduğunu biliyoruz. Çünkü baş kat sayısı 1. Demek ki bu tarafa doğru giderken artacak. Demek ki benim fonksiyonumun grafiği bu şekilde. O zaman ben bunu biraz daha şöyle çizeyim. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Uzatalım. Tamam mı? Ve gençler Şuradan başlatalım. Hop, şöyle gitsin. Sonra şöyle gelsin ve sonra şöyle gitsin. Bizim fonksiyonumuzun grafiği aşağı yukarı böyle. Bak 3 tane noktada kesti mi, kesti. Mükemmel. Tamam böyle bir grafik çıkacak karşımıza. Peki Ben mesela bu grafikte kökleri bulamıyorum. Yani şunu, şunu, şunu bulamıyorum abi. Ya yapacak bir şey yok. M'yi bilmiyorum çünkü. Ama şuraları bulabilir miyim diye bir düşündüğüm takdirde sanki bulabiliriz gibime geliyor. Nasıl buluruz oraları? Oralar ekstremum noktalar mıdır? Evet. Madem ekstremumlar o halde ben f'in türevini bir alayım. f'in türevinde x eşittir. 3x kare artı 6x eksi 24. Anam m gitti. Çok şanslıyız be şans mı acaba yoksa soru ayarlanmış mı o şekilde ben bunu 3 parantezini bir alayım x kare artı 2x eksi 8 gelsin sonra buradan kökleri bulalım x'e x ve artı 4'e eksi 2 diyelim böylelikle ben e, türevin köklerinin eksi 4 ve artı 2 olması gerektiğini anlarım yani şurası sevgili arkadaşlarım bak şuradaki nokta var ya maksimum noktamız demek ki eksi 4'müş burası tamam şöyle eksi 4 şurası da demek ki 2'ymiş Şimdi şöyle düşünelim. 3 farklı noktada kesiyor diyor ya. Abi ben bu fonksiyonun grafiğini tuttum. Şimdi fonksiyonun grafiği bu şekilde ama şöyle de üç farklı noktada kesiyor. Şöyle de üç farklı noktada kesiyor. Böyle de kesiyor. Böyle de böyle de böyle de kesiyor. Böyle de kesiyor. Değil mi bak sonuçta oradan bak şöyle bir geçtiğini görüyorsun. Şöyle olsa kesmez ama. Veya teğet olsa kesmez abi. Yani 3 farklı noktada kesmez. Böyle 2 farklı noktada. Birinde de de değiyor. Yani birinde değiyor birinde kesiyor. Ama şöyle olursa kesmez abi. Ee, şimdi o zaman benim şunu yapmam lazım. Hocam ben eksi 4 için fonksiyonda yerine yazıldığı takdirde. Yani f4'ün f eksi 4'ün f eksi 4'ün ne olmasını isteyeceğim? Tabii ki de pozitif olmasını isteyeceğim. Eğer f eksi 4 bak negatif olsaydı tek noktada keserdi. Demek ki f 4'ümüz bizim pozitif olacakmış. O halde f 4 büyüktür 0 diye olaya başlayalım. Eksi 4'ü şurada yerine yazalım. Hadi bakalım. Eksi 4'ün küpü eksi 64. 3 kere eksi 4'ün karesi eksi 48 yapar. Değil mi? Artı 3 kere olduğu için artı 48 yapar. Eksi 24 kere eksi 3 de artı 72 yapar. Artı bir de m'miz var. Eksi 4'ü yerine yazıyorduk. Özür dilerim 72 yapmaz. Eksi 4 yerine artı 96 yapar. Güzel. Artı bir de M'miz var. Bunu sıfırdan büyük olmasını istiyoruz değil mi? Şimdi eksi 64. E, 96, 48 tamam. Eksi 64. 96'dan 64'ü çıkaralım. 32 kalsın. 32'ye 48 ekleyelim. 80 olsun değil mi? Böylelikle 80 artı M sıfırdan büyük. Doğru yaptım mı oradaki işlemi? Çok merak ediyorum. Ee, şurası eksi 16 gelir. Burası 80 gelir. Doğruymuş. Peki eksi 4'ü yerine yazarken hata yaptım Eksi 4'ün karesi 16. 3 ile çarptım 48. Eksi 4 kere eksi 90. Doğru, doğru yapmışım. Tamam. Demek ki m eksi 80'den daha büyük olmalıymış. Bunu elde ettim. m büyüktür eksi 80. Tamam. Güzel. Şimdi bir de m'yi bir noktadan daha sıkıştırmam lazım. Yani nereden sıkıştırabilirim? Aynı mantaliteyle düşünelim. Şimdi eğer ki bak şöyle yapsaydım. 3 noktada keser. Böyle 3 nokta, böyle 3 nokta, böyle 3 nokta, 3 nokta, 3 nokta, 3 nokta, nokta kesiyor, kesiyor, kesiyor. Lakin şöyle olduğu zaman kesmez. Niye? Çünkü şurası kesiyordu. Bak iki tane nokta sağlıyordu. 1, 2, 3. Ama şöyle olursa kesmez abi. 3 noktada kesmez. Demek ki benim buradaki F2 dediğim değer ne olmalıymış? Negatif tarafta olmalıymış. O halde bir de diyeceğim ki F2 küçüktür 0 olması lazım. Şimdi bir de bunu sağlatalım. 2'yi yerine yazalım. 2'nin küpü 8. 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım 12. Eksi 24 kere 2 48 yapar. Artı bir de m'miz var. Küçüktür 0 dedim. Buradan 8 ile 12'nin toplamı 20. 20'den 48'i çıkardım. Eksi 28 karşı tarafa atarsam m küçüktür 28 gelir. m 28'den küçük olacakmış. Eksi 80'den de büyük olacakmış. Peki burada m'nin alabileceği en küçük değer nedir? Eksi 79'dur. M'nin alabileceği en büyük değer nedir? 27'dir. Demek ki ben artık şunu yapacağım. 20, eksi 79'dan 27'ye kadar kaç tane sayı var? M'ler bunlar olabilir. 27'den eksi 79'u çıkarırım. Bir de artı 1 eklerim. E hocam şurası eksi eksi artı yaptı. Şurası 80. 80'e 27 eklersem ne gelir? 107 gelir. Demek ki benim M'lerimin alabileceği 107 tane sayı değeri varmış diyeceğim. Doğru cevabım da 107 olacaktı sevgili gençler. Muhteşem ötesi bir soru ciddi anlamda türevle alakalı karşımıza çıkabilecek çok güzel bir yorum sorusu. Umarım şu an çözümünü öğrendiysen umarım karşına böyle bir soru çıkar da sen de beni dinleyen özel öğrencilerden birisi olduğun için bu soruyu doğru bir şekilde yaparsın sınavda. Geçtik 27'ye. Px polinomumuz var. 4x küp eksi mx küp artı mx kare artı 2mx eksi m. Bu polinomun ne demiş? Bir tane ekstremum noktası vardır. P eksi 1 kaçtır? Hmm. Şimdi düşünelim. Düşünelim. Şöyle ki üçüncü dereceden bir fonksiyon düşünelim burada 3 demiş çünkü bunun bir tane ekstremumu varsa Demek ki türevini aldığım zaman bir tane kökü var anlamına geliyor bu. Ben bunun türevini alırsam ne gelir? 12 x kare eksi 3 m x kare artı 2 mx artı 2 m eksi artı 0 Tamam bu p türev x Şimdi bunun bir tane kökü varmış. Bir tane. Hatta o da ekstremum olabilmesi için tek katlı olması gerekiyor. Bir tane tek katlı kök. Tamam güzel. Şimdi biz bunun üzerine yoğunlaşalım. E bunun bir tane tek katlı kökü var ama... ...bu şekil ikinci dereceden olduğu için bir paraboldür aslında. Ve ben sana bir şey diyeyim mi? Hiçbir parabolün de tek katlı bir tane kökü yoktur. Yani tek katlı kökleri varsa iki tanedir. Nedenini söyleyeyim sana. Bak şu bir parabol hiç kökü yok. Şu bir parabol bir tane çift katlı kökü var. Bu da istediğimiz bir şey değil. Şu bir parabol iki tane tek katlı kökü var. Yani para, bütün parabol şekillerini düşündüğümüz zaman şunun olmasına imkan yok. O zaman size bir şey diyeyim mi? Demek ki ya bunun türevi, türevi ikinci dereceden değil ya da bu fonksiyonun kendisi üçüncü dereceden değil. Aynı şey aynı kapıya çıkar. O zaman şöyle diyelim bunun türevi parabol değilmiş. E parabol değilse x kareli terim olmayacak. x kareli terim olmayacaksa ben bunu x kare parantezine alırsam 12 eksi 3 m gelir. Bu x kareyi yok edebilmek için şurayı 0 yapmam lazım. Demek ki m kaçmış? 4. m'nin 4 olması gerekiyor abi. Tamam m 4 ise yazdım bak 4 x küp eksi 4 x küp. He, bak gitti 3. dereceden. Artık türevini alırsam 2. dereceden gelmez. Artı 4 x kare artı 8 x eksi 4. Benden ne istenmişti? Şimdi şunun da şu gittiğine göre p-1 istenmiş. Artık x gördüğüm yere şu fonksiyonda eksi 1'i yazacağım. Eksi 1'in karesi 1. 4 ile çarptım 4. Eksi 1 kere 8 eksi 8 yaptı. Bir de eksi 4'ümüz var. 4'ten 12'yi çıkarırsam eksi 8 gelir. Bu da bize cevabı verir. Doğru cevap A şıkkına verilmiş sevgili gençler. 10 numara 5 yıldız bir yorum sorusuydu yine. Ve devam ediyorum. 28. örneğimle. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonunun kuralı Aha da bu şekilde verilmiş. x kare eksi 4 çarpı mutlak x artı 8 biçiminde verilmiş. Buna göre f fonksiyonunun diyor gençler. Kaç tane ekstremum noktası vardır diye soruluyor. Şimdi bunu e, yaparken ekstremum nokta demiş ya. İddia ediyorum ki hiçbir şekilde türev almamıza gerek yok. Bak türev almayacağım. Ama şunu yapacağız. Yani o kesin. Hocam bir kere e, benim burada... Şurada mutlak x diye bir değerim var. İçerisindeki x eşittir 0 da benim kritik noktamdır. Kritik noktadır. Tamam güzel. Bunun kritik nokta olduğunu biliyorsak güzel abi. Artık şunu yapacağım. X 0'dan küçükse ve x 0'dan büyükse diyeceğim. X 0'dan küçükse burası dışarı eksi x diye çıkacağı için x kare artı 4x artı 8'i verir bana. Böyle bir parabol verir. x sıfırdan büyükken de dışarı olduğu gibi çıkacağı için x kare eksi 4x artı 8 parabolü gibi çalışır. Bizim fx fonksiyonumuz aslına bakarsanız ben şu halinden kurtardım. Daha anlaşılır biçimde verilen şu hale çevirdim abi. Şimdi madem buna çevirdik artık ben bunu şeklini de çizerim size. Şu şekilde bir şekli vardır bak iyi dinle beni. Sıfırdan önce diyor x kare artı 4x artı 8'in grafiğini çizeceksin. Bir kere bunun e, tepe noktası eksi 2'de olduğu için, e, eksi 2'de olduğu için ben bu parabolü şu şekilde çizerim. Bak, şöyle getirdim, örnek veriyorum. Eksi 2'de tepe noktası var ve sıfırdan önce bunu kullanacaksın demişti. Ve daha sonrasında şuraya geldim. Bunun da tepe noktası artı 2 noktasında olduğu için bu parabolü de şuradan devam ettirdim. Sıfır için aynı noktadan geç geçiyorlar çünkü şurası 8, şurası eksi 2, burası artı 2. Ve şu an karşıma şu fonksiyonun görseli çıktı, grafiği çıktı. Şimdi bunun kaç tane ekstremumu vardır? Artık sayarız. 1, 2, 3 tane ekstremumu vardır deriz. Ya hocam şunlarda şöyle eşitlik yoktu. Burasının boş olması gerekmiyor mu? Yani şöyle boncuk bırakmamız gerekmiyor mu? Gerekmiyor çünkü ikisi de 0 için 8'den geçiyor. Yani limit var ve sürekli bir fonksiyon olduğu da görülüyor. Tanımsız yapan bir değeri de yok zaten. O halde 8 için burası dolu olacak. Yani sen bu eşitliği ister buraya koy ister buraya koy hiç fark etmez. İkisi de 0 için 8'den geçiyor çünkü. O halde benim 3 tane ekstremim vardır. Ve cevap da C seçeneğidir diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet gençler sayfamıza uzaktan bakma zamanı gelmiştir. Şöyle göstereyim sığdım ekrana sığdı. Bütün sorularımız gerçekten çok kaliteliydi. Ve artık bu kaliteli soruların çözümünü daha kaliteli soruların çözümlerine bırakalım arkadaşlar. 29. sorumuzdayız. Gerçekten hoş bir sınav sorusu diyebilirim sizlere. fx ve h türev x fonksiyonlarına a noktasından çizilen teğetler birbirine paralel olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi birbirine paralel teğetler varsa demek ki bu teğetlerin eğimleri birbirine eşit. O kesin. Diyor ki f'e a noktasından çizdiğin teğetin eğimi yani f türev a'dan bahsediyoruz. Bu neye eşitmiş? H türev fonksiyonuna A noktasından çizilen teğet. Yani bunun da türevini H'ın ikinci türevinde A F türev A'ya eşitmiş. Çünkü bir F'e bir de H türeve atılan teğetlerden bahsediyoruz. O zaman H türevi atılan bir teğetin ben e eğimini bulmak istiyorsam onun da türevini alıp A yerine yazarım. Yani F türev A H 2 türev A'ya eşit olacak. Şimdi F'in türevini bulalım arkadaşlar. 2x artı a'dır. Bir de h'ın türevini bir bulalım. h'ın türevi 3 c x kare artı 2'yi başa atarsam 3 dx artı e gelir. Bu h türevidir. Bir de bunun da türevini bulmam gerekiyordu benim. Haşın ikinci türevinde x eşittir. 6 c artı 3 d'dir. Tamam mı? İkisinde de a'yı yerine yazdığım takdirde birbirine eşit olacakmış. Hadi şunu da a'yı yerine yazalım. 2 a artı a yapar. Şunu da a'yı yerine yazarsam 6 ca artı 3 d yapar. Şimdi buna göre sol tarafı biraz toparlarsam 3A gelir. Sağ tarafta da 6CA artı 3D var. Hepsinin 3'ün katı olduğunu görüyorum. 3'e böldüğüm takdirde A eşittir. 2CA artı D yapar. Şimdi e, aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Buna bağlı olarak bir şeyler çıkarmamız lazım bizim öncelikle. Peki ne yapabilirim? Bak şu D'yi karşıya fırlattığı zaman A eksi D'nin İki tane AC'ye eşit olduğunu görüyorsun ki bu da zaten D seçeneğinde verilmiş. Doğru cevap da D şıkkı olur diyebiliriz. Tamam? Yani çok uygulaması olmayan bir soru. Ama harflerden kaynaklı kafan karışabilirdi. Bir de çeldiricili olan yer neresiydi? F ve H türev fonksiyonlarına teğet atılıyordu. Şu H türevi atılan teğetin eğiminin H'nin ikinci türevinde A ile elde edilmesi gerektiğini bileceksin burada. Kafanı karıştırabilecek yer burasıydı. Umarım karışmamıştır. Şimdi artık son 11 sorumuz 30. sorumuzdayız arkadaşlar. Bu eğrinin ekstremum noktaları A ve B noktalarıdır. Buna göre A ve B'den geçen doğrunun eğimi hangisidir diye soruluyor. Eyvallah. Şimdi 3. dereceden bir fonksiyon tamam mı? Grafiğini çizmeden önce şunu yapalım biz. Ben bunun ekstremum noktalarının absislerini bulabilmek için f'in türevinde x'i bulurum önce. Türevini aldığım takdirde x kare gelir artı x gelir eksi 2 Bak 3'ü başa attım. 3 çarpı x kare bölü 3 ne geldi? x kare geldi. Ondan sonra 2'yi başa attım. 2 çarpı x bölü 2'den x geldi. Tamam şuranın türevi de zaten x 2. 2'nin türevi de 0 zaten. Pekala. Şimdi f'in türevinde x bu. Ben bunu x'e x ve artı 2'ye eksi 1 diye çarpanlarına ayırabilirim. Demek ki bunun kökleri eksi 2 ve 1. Türevinin köklerini bulduktan sonra eğer ki ben kök tablosu oluşturacak olursam arkadaşlar. Neyle başlayacağım? Artıyla sonra eksi sonra artı diyeceğim artmış azalmış artmış diyeceğim ve şurada fonksiyonun artarken azalmaya başladığı için bir maksimumu vardır. Burada da fonksiyonun azalırken artmaya başladığı için bir minimumu vardır derim. Şimdi gelelim tahmin olarak bir grafik çizelim. Daha iyi anlatabilmek için grafik şart arkadaşlar. Sizin de daha iyi anlayabilmeniz için grafik şart. Eksi 2 ve artı 1'de ekstremumları varsa şurası eksi 2 apsisi nokta olsun. Burası da bir apsisi nokta olsun ve şurada bir maksimum varsa bu ifade böyledir. Birde de bir minimum varsa grafik bu şekildedir diyebilirim. Bu da fx'in grafiği olsun. Tamam. fx'in grafiğini bulduk şimdi. Bunun ekstremumları a ve b noktasıymış. Varsayalım ki şurası a noktası olsun. Burası da b noktası olsun. İşte bu a ve b'den geçen doğrunun eğimi soruluyor bize. Peki nasıl elde edebiliriz? Eksi 2'yi yerine yazarsam nereden geçtiğini bulmam gerekiyor. Hangisinin? Fonksiyonun. O zaman fonksiyonu şurada bir yerine yazalım. Eksi 2'nin küpü eksi 8 bölü 3 Eksi 2'nin karesi 4 2'ye böldüm artı 2 geldi. Eksi 2 kere eksi 2 artı 4 yaptı. Artı bir de ikimiz mevcut. Hocam şurası 8 zaten. 8 kere 3 24. 24'ten 8'i çıkardım. 16 bölü 3'müş gençler burası. Yani buranın ordinatı 16 bölü 3. Şimdi geldim. Şuradaki minimum noktayı bulmaya. Minimum noktayı bulmak için de 1'i yerine yazarım. Yazalım. Nerede yerine yazıyorum? Şurada. 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 ...eksi 2 artı 2. Cort, cort gitti mi? Gitti. 1 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi toplarsam... ...burayı 2 ile burayı 3 ile genişlettiğim takdirde... ...5 bölü 6'yı bulmuş olurum. Yani gençler burası da neymiş? Yanlış oldu bir şeyler. Negatif tarafta demek ki çıkmıyormuş. Yani biz grafiği yanlış çizmişiz demek ki. Nasılmış biliyor musunuz? Olay şöyle. Şöyle yaptım ya. 5 bölü 6 demiştim. Tamam. 5 bölü 6. Şimdi düşünüyorum... Ee, diğeri daha büyük zaten değil mi? Tamam. Şöyleymiş hocam. Şöyleymiş. Yani şunu şöyle uzatalım. Yani grafiği en başında rastgele çizdiğimiz için bundan kaynaklı yanlış, yanlış geldi. Burası 5 bölü 6. Demek ki 1 için buradan geçiyor. Şunları silebiliriz. Hemen silgimizi aldık. Şunları sildim. Şunu da siliyorum. Demek ki o 11 bölü 3 dediğimiz yer burası değil şurasıymış. Şurada bir yerdeymiş 11 bölü. 11 bölü 3 müydü ya o? Ee, neydi o? 16 bölü 3. Özür dilerim. Aman diyeyim yanlış falan yapmıyor. Burası da 16 bölü 3. Tamam güzel. Şimdi bu ikisinden A noktası şurasıymış aslında. B noktası da burasıymış. A ve B'den geçen doğrunun eğimi soruluyor. Ben hemen bunu şu şekilde ifade edecek olursam ikisinden geçen doğru budur. Hemen burada bir üçgen çizelim arkadaşlar şu şekilde. Şimdi şurası kaç birim? Hocam burası eksi 2'den 1'e kadar 3 birim. Şurasının kaç birim olduğunu nasıl bulurum? 16 bölü 3'den 5 bölü 6'yı çıkarırım. 16 bölü 3'den 5 bölü 6'yı çıkarmak demek aslında 32 bölü 6'dan 5 bölü 6'yı çıkarmak demektir. Yani bu da 27 bölü 6'nın ta kendisidir. İkisini de 3 ile sadeleştirirsem 9 bölü 2 gelir. 9 bölü 2. Pekala. Şimdi bunun eğimini nasıl bulurum? Hocam şurası zaten 9 bölü 2'ymiş. Burası da 3'müş. Demek ki ben ikisini birbirine oranlarsam cevabı bulurum. 9 bölü 2'yi 3'e böldüm. Bu da bana 3 bölü 2'yi verdi. Ama Azalan olduğu için negatiftir diyeceğim. Eksi 3 bölü 2 bana cevabı verir. Doğru cevap C şıkkı olacaktı sevgili gençler. Evet umarım anlatabilmişimdir. Umarım olmuştur sevgili arkadaşlarım. Kafana oturmuştur. Ve artık 31. sorumuzla devam edebiliriz. 31. soru gerçekten şık bir soru. Daha öncesinde ÖSYM'nin bu tarz sorular denediğini biliyoruz. Düzgün çalıştığını biliyoruz. ÖSYM'nin e, bu tarz soruları müfredata soktuğunu biliyoruz. Sınav müfredatına soktuğunu biliyoruz. Bu tarz soruları bize ÖSYM gösterdi. E, açıkçası biz de yani bütün yazarlarda da tabii bu sorulardan esinlenerek bu soruların artık envai çeşidini yazdı. Ama ben daha önce hiç türevli versiyonunu görmemiştim. Şimdi ben size türevli versiyonunu yazdım. Hadi bakalım nasıl çözülecekmiş bir düşünelim. Aşağıda ikinci dereceden px polinomu ve bu polinomun türevi olan p türev x polinomunun grafiklerinin bazı kesitleri verilmiş. Bak kesitleri verilmiş. Tamamı verilmemiş ha. Buna göre p türev eksi 1 bölü 2 ile p1'in toplamının değeri kaçtır? Yani ben açıkçası px'i de benden bulmamı istiyor. Ee, tabii orayı göremedin sen. px'i de bulmamı istiyor. p türev x'i de bulmamı istiyor. Bunları bulacağız. Bulduktan sonra da hem biri hem de eksi 1 bölü 2'yi yerine yazacağız. Çıkan sonucu toplayacağız. Sonra da cevabı işaretleyeceğiz, Tamam. Evet. Şimdi düşünelim bakalım. Gençler bu ikinci derecedenmiş. Ben bunun başka kat sayısını falan bilmiyorum. Ama bir kökü belli. E, e, i̇ki noktasında bir kök var. Ve P0 için de bu ne demek? P0 eşittir. Eksi 18 demek değil mi? Çünkü y eksenini kestiği yeri bu şekilde buluyorduk. Bir de P'nin türevinde 0'ın da eksi 7'den geçtiğini gayet iyi biliyoruz. Tabii P2'nin de 0 olduğu bilgisi var elimizde. Başka da bir şey bilmiyoruz. Şimdi arkadaşlar ben Px polinomunu bir baş katsayı belirleyeyim. A çarpı 2 diye bir köküm varsa x eksi 2 diye bir çarpanım vardır. Diğer kökü bilmiyorum. Dolayısıyla x eksi b yazdım ben buraya. Yani diğer köküm de b olsun dedim. Şimdi p0 eksi 18'di. Yani a çarpı eksi 2 çarpı eksi b ki kendileri 2ab yapar. 2ab eşittir eksi 18 ise burada ab dediğim değer tabii ki de eksi 9'un ta kendisi gelecektir. Şimdi ab'yi elde ettik. Şurayı gençler elde ettik. Ben bunu bir kaydedeyim. Şu şekilde. A, B'nin eksi 9 olması gerektiğini biliyoruz artık. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Ee, ben Px'in şu olduğunu biliyorum ya. Aslına bakarsam Px polinomu bir A parantezinde x kare içeri dağıtıyorum. Eksi Bx, eksi 2x artı 2B'nin ta kendisidir. Ben bunun türevini aldığım takdirde P'nin türevinde x eşittir A parantezinde. O sabit olduğu için orada kalsın. 2x eksi b eksi 2 yapar. İçeri dağıttığım takdirde p'nin türevinde x eşittir. 2ax eksi ab eksi 2b gelir. Ve şimdi bir de p'nin türevinde 0'ın eksi 7 olduğunu biliyoruz ya. 0 yerine yazarsam şu kısım zaten 0 olur. Eksi ab eksi 2b eşittir eksi 7'ymiş dedim. Bak eksi 7'den geçtiğini biliyorduk değil mi? Şimdi hocam bu ab eşimize yarar demiştik ya şu. Bak yarayacak. AB eksi 9 ise eksi AB 9'dur. 9'dan 2B çıkınca eksi 7 kalıyorsa demek ki eksi 2B eşittir. 9'u karşıya attım. Eksi 16 dedim. O zaman B kaçtır gençler? Tabii ki de 8'in ta kendisi. Şimdi B'yi buldum. Ee, bakalım. Şurada B'yi bulduk. 8 geldi değil mi? B'yi bulduk. 8 geldi. Bir daha kontrol edelim. Ee, şurada A'yı içeri dağıttığımda hata yapmış olma ihtimalim nedir diye düşünüyorum. A'yı içeri dağıtınca bak. A'yı içeri dağıttım. Eksi 2A gelmesi gerekiyordu. Ah be İsmail. Bu hata da yapılır mı? Yapılmaz değil mi gençler? İşte ben yaptım. Ben yaptım gençler hatayı. Şurası eksi 2A. Burası eksi 2A. Burası eksi 2A. Eksi 2A 18 ise A 8'dir dedim. Tamam şimdi. A'yı buldum 8. O zaman B kaçtır? Eksi 9 bölü 8 olmaz mı? Güzel şimdi ben Px polinomum ortaya çıktı. Px polinomum aslına bakarsan A neydi gençler? 8'di. 8 parantezinde x eksi 2 çarpı B. B de eksi 9 bölü 8'di. X artı 9 bölü 8 oldu. Ben bunu nereden yazdım? İşte şuraya bakarak yazdım. Tamam A ve B'yi yerine yerleştirdim. Px'im artık belli. Bu. Px'imiz bu. P türev x'i de bulalım. İhtiyacımız olacak. P türev x eşittir. P'nin türevi neresiydi? Şurası değil miydi? O zaman ben bunu yerine yazarsam 2ax demişti. a kaçtı? 8'di. 16x yapar. 16x tamam mı? Daha sonrasında eksi ab ediyordu. Eksi ab artı 9'du. E bir de eksi 2'miz var. O zaman burası zaten yani p türev x eksi 7'den geçtiği için zaten direkt eksi 7 olması gerekiyor değil mi? Oranın. Şurayı hemen şurayı 16x eksi 7 diyelim. Tamam. Sanırım oldu. Bakalım. ab eksi 9'du. E şurası artı 7 mi geliyor yoksa? Hatamız mı var yine? Bir daha bakalım. Bir daha bakalım. Hatamız olmasın gençler. Aman diyeyim çok korkuyorum hata olmasından. Ee, şimdi P'nin türevinde şurasıydı değil mi? P'nin türevini ben orada şu şekilde yerine yazarsam. Şurada A gördüğüm yere 8 yazacağım. 8'di çünkü. Parantezinde. 2x-b eksi yani artı 9 bölü 8. Ve bir de eksi 2'miz var. Tamam. Bu. Tamam mı? Bakalım geliyormuş. Şunu da şunu çarptım. 9 geldi. 9'dan 16'yı çıkardım. Eksi 7. Mis. Güzel. P türev ximiz de bu. Şimdi ben P1 lazım bana. P1 için yerine yazarsam P1 eşittir. 8 çarpı eksi 1 çarpı. 1'e 9 bölü 8 eklersem 17 bölü 8 gelir. Şu 8'de şu 8 gider. Eksi 1 kere 17'den eksi 17 gelir. Bak burası eksi 17. Bir de P'nin türevinde eksi 1 bölü 2'yi yerine yazmam lazım. Yani şurada. 8 çarpı 2 kere eksi 1 bölü 2 eksi 1 yapar. Artı 9 bölü 8'imiz. Ve eksi 2'miz var. 9 bölü 8 eksi 3. Yani şöyle 8 parantezinde 9 bölü 8 eksi 3 dedim. 9 bölü 8'den 3'ü çıkarmayacağım. 8 içeri dağıttığım takdirde 9 eksi 24 gelir. 9'dan 24 çıkarsa eksi 15 olur. Şimdi bak P1 eksi 17 idi. P türev eksi 1 bölü 2 de eksi 15'miş. Bunların toplamı istenmişti. Ben bunları toplarsam eksi 32'nin ta kendisini bulurum. Yani cevabımız da D şıkkı olur diyebiliriz. Evet. Valla kalın soruydu ha. ha. Ciddi anlamda kalın soruydu. Geçtim 32'ye. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. Buna göre F türev A'nın sol tarafıyla F türev A'nın sağ tarafının çarpımı sıfırdan küçük koşulunu sağlayan A değerlerinin toplamı. Basitmiş be. Azalan olduğu yer burası artan olduğu yer burası. Burada türevi 3 eksi 3'ün sol tarafında türevi negatiftir. Eksi 3'ün sağ tarafında türevi pozitiftir. Eksi ile artının çarpımı negatif. Şurada artan şurada azalan aynı şekilde eksi 1 bölü 2 de olur. Burada azalan burada artan aynı şekilde 4 de olur. Bunların toplamı sorulmuş diyelim. 1 ile 1 bölü 2'nin toplamı 3 bölü 2. Sonra gittin cevap anahtarına bir baktın. Hop 32 A demiş. 3 bölü 2 A eksi 3 ayda. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Cevap anahtarına mı hatalı diyelim? Soruya mı hatalı diyelim? Bence ikisini de demeyelim. Çünkü gençler hatalı bir çözüm yaptık. Beni iyi dinle. Şimdi ben eksi 3 için okeyim. Burada azalan, burada artan. Eksi 3'te türev yok. Dolayısıyla buradaki türev negatiftir, buradaki türev pozitiftir. Eksi 3 sağlar. Şimdi 1 bölü 2 için ve 4 için düşünelim. Mesela 4 için düşündüğüm takdirde şöyle yaptım. Benim grafiğim bu ya. Diyorum ki bak az önce şurada azalan şurada artan dedim. Burası 4 absesi nokta unutma. Burada azalan burada artan dedim. O zaman burada türevi negatif burada türevi pozitiftir. Çarpımda negatif gelir dedim. Ama bu hatalı neden? Çünkü burası 4 ise ben 4'ün Soluna ve dördün sağına bakacağım. Şimdi dördün solu dediğim yer dörde aşırı derecede yakın bir yerdir. Dördün sağ dediğim yerde inanılmaz derecede yine yakın bir yerdir. Yani gençler zaten biz f türev dördün f türev dördün zaten sıfır olduğunu biliyoruz ve bir fonksiyonun bir noktadaki türevi sıfırsa o noktanın solunda ve sağında da türevi sıfırdır. Sol türev sağ türevi eşit ve o da bize neyi verecekti buradaki türevi verecekti değil mi? Yani doğal olarak F'in türevinde 4'ün sol tarafı 0'dır. F'in türevinde 4'ün sağ tarafı da 0'dır gençler. Yani öyle negatifmiş pozitifmiş toplarına giremeyiz. Çünkü orada türev var. Ama x 3'te girdik. Niye orada türev yok zaten? Dolayısıyla sol türevi negatif sağ türevi pozitiftir diyebiliriz. Aynı şeyi 1 bölü 2'de de söyleyebilirim. Burada türev var ve 0 mı? Evet. Çünkü attığım teğet 2 paralel oluyor ki şuradaki çizgiler o anlama geliyor. Biliyorsun ÖSYM de bunu yapıyor. Soru bankalarında da bu şekilde biliyorsun yani bunu. E o zaman 1 bölü 2 noktasındaki türev sıfırsa 1 bölü 2'nin solunda da sağında da türev sıfırdır. Yani çarpımları negatif olamaz sıfır olur. Demek ki benim burada sadece ama sadece sağlayan tek bir noktam var. O da eksi 3. Dolayısıyla cevabım da eksi 3 olacak sevgili gençler. Bu A değerlerinin toplamı bir tane A değeri vardı. Onu da eksi 3 bulduk. Umarım bu teorik soruyu anlamışsındır. Diyelim sayfamıza uzaktan bakalım. Şu soru bizi yordu mu? Bu soru bizi yordu. Güzel. Şu soru kekti ama güzeldi. Şu soru bizi yordu mu? Birazcık yordu ama olsun yine de güzeldi. Şu soru teorik anlamda çok güzel bir soru. İşleme dahi gerek kalmadan artık öğrendiğin için direkt bir tane noktayı gördün. Eksi 3'ü sivri nokta. Türev yok. Sağ türev sol türev. Bunların çarpımı negatiftir dedin. Ve A'yı işaretledin. Diğerlerini elemiştin zaten. Şimdi geldik 33'e. Gençler. Türevin fiziksel anlamıyla alakalı. ÖSYM ne kadar tercih etmese de müfredatta olan bir konu. Bu demek olmuyor ki tercih etmeyecek yine, hayır edebilir. Müfredatta var, sınav müfredatında da var. Dolayısıyla beni dikkatli dinlemeni tavsiye ediyorum sana. Şimdi arkadaşlar, aşağıdaki şekilde boyu 120 santimetre olan Kansu, bu adamın boyu 120 santim, yerden 10 metre yükseklikte bulunan ki burası da 1000 santimmiş diyebilir miyim? 120 santime 1000 santim, hızı da 3 metre bölü saniye. Bir sokak lambasına doğru sabit 3 metre bölü saniye hızla hareket etmekte. Kansu'nun hareketi 3 metre bölü saniye burada belirtilmiş. Buna göre Kansu'nun gölge boyunun azalma hızı saniyede kaç metredir? Şimdi gençler şu soruluyor. Kansu'nun ben gölgesini A diyeceğim. Ve Kansu'nun sokak lambasının dibine olan uzaklığına da B diyeyim. Tamam? Burada bir üçgen olduğunu görüyorsunuz. Bak sokak lambası şurası şöyle bir üçgen olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hadi şurası B'dir diyelim. Çünkü tam o anlamda e, tam şurada tam sokak lambasının altında olduğu için gölge boyu sıfır olacaktır. B birim uzunluğundaki yer burası olsun. Burası da dik bir uzaklık, dik bir açı olduğu için buraya dik dedim ve burada bir üçgenle oluşturdum. Şimdi şuraya bakıyorsun. Kansu'nun kafasından itibaren şuraya kadar olan kısmın Kansu'nun boyunu veriyor. Burası da sokak lambasının boyunu veriyor. Yani burası 1000, şurası 120, burası A, burası B. E, üçgende benzerlik yapabiliriz. Nasıl bir benzerlikten bahsediyorum? A'nın A artı B'ye oranı. Hemen yazdım. A'nın A artı B'ye oranı. Kansu'nun boyu olan 120'nin sokak lambasının boyu olan 1000'e oranına eşittir diyeceğim. Şu sıfırları götürdüm. 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 25. Yani A bölü A artı B eşittir kaç geldi? 3 bölü 25 mi geldi? Şimdi ben buradan içler dışlar çarpma yaparsam A ile B arasındaki bağıntıyı bulabilirim. Yani 25A eşittir. 3A artı 3B dersem 3A'yı sol tarafa sallarsam 22A eşittir. 3B gelecektir. Güzel. Buraya kadar bir sıkıntımız var mı? Yok. Burayı herkes yapabilirdi bence. Ki şu an e, 4 işlem oran oransından başka da bir şey yapmadık zaten. Şimdi gençler ben burada kansunun şurada hızının 3 metre bölü saniye olduğunu biliyorum ya. Sabit 3 metre bölü saniye ile gittiği için buradaki kansunun... Ee, direğe olan uzaklığı olan B'nin azalma hızı 3 metre bölü saniyedir diyebilirim. Yani B'nin azalma hızı 3 metre bölü saniye. Ama A'nın artma hızı 3, 3 metre bölü saniye olmaz. Yani gölge boyunun az, az, artma hızı pardon azalma hızı niye azalıyor? Çünkü örnek veriyorum kansu şuraya geldiğini düşünelim. Kansu burada. Gölgesine baktığım zaman bak gölge küçülecek gördün mü? Gölge artık neresi oldu? Şurası oldu. Az önce A'ydı artık burası. Yani ben hatta kansuyu buranın dibine sokarsam gölgesi sıfırlanır. Değil mi? Sıfır birim gölgesi oluşur. Şimdi şunları silelim. Kafa karıştırmasın. Şimdi iyi dinle beni. B'nin azalma hızına anlık azalma hızını nasıl ifade ederim? Db bölü yani B kansunun direğe olan uzaklığının değişiminin süredeki değişimine oranı db bölü dt'dir. Ki bu da nedir? 3'müş. 3 üç metre bölü saniye. Şimdi ben gelip e şunu istiyorum. A'nın hızını istiyorum ya. Aslına bakarsan DA bölü DT isteniyor benden. Bu kaçtır diye soruluyor. Sonuçta azalma hızı. Saniyede kaç metredir diye soruluyor. Şimdi DB bölü DT ve DA bölü DT'yi nasıl elde ederim? Şuranın, şuranın T'ye göre A ve B değişkenlerini T'ye göre türevini alırsam 22 çarpı DA bölü DT eşittir 3 çarpı DB bölü DT yapacaktır. E şimdi sen db bölü dt'nin 9 olması 3 olması gerektiğini biliyorsun. 3 kere 3 kaç yapar? 9. Demek ki 22 çarpı da bölü dt eşittir 9 22 22'yi karşıya bölüm olarak atarsam da bölü dt'nin. Yani a'nın azalma hızının 9 bölü 22 olması gerektiğini cevabında b şıkkı olması gerektiğini gönül rahatlığıyla anlayabiliriz. Türev'in fiziksel yorumu genelde fizi fiziğin diyorum. Türev'in integral'in en sonunda anlatıldığı için ve daha basit, daha kılcal örneklerle anlatıldığı için arkadaşlarım. Bu tarz sorular çoğumuza birazlık birazcık zor gelebilir. Evet haklısın. Lakin ÖSYM sormadı şimdiye kadar diye sorulmayacak da değil. Ben sana şunu sözünü vermiştim. Bu 40 soruda türevde bütün kazanımları ele alacağız diye. ...işte yine bütün kazanımları ele aldığımız bir soru daha olmuş oldu. ÖSYM'de de çıkarsa artık yaparsın diye tahmin ediyorum. Mutlaka sınavdan önce tekrar etmen gereken bir örnek. Çıkmasa bile, tamam mı? Hani çıkmamasının ihtimali %90'larda geçse bile, sen yine de bu örneği tekrar et. Ne olur, ne olur, ne olmaz. Yani şöyle bir örnek çıksa, şöyle, şöyle bir soru çıksa sınavda, bu sorunun yapılma oranını bir hayal etsene. O standart sapmanın sana katacağı sıralamayı sıralamayı bir hayal etsene. Dolayısıyla değer ve güzel kardeşim, mutlaka tekrar et, tamam mı? 34 f(x) fonksiyonu daima artan ve tüm gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyon. Tamam. Ee, daima artan ve tüm gerçel sayılarda tanımlı, daima artan ve tanımlı artansa daima şimdi ben şöyle düşünebilir miyim? Şöyle yapalım. f(x) fonksiyonuyu unutma. Mesela arttırıyorum fonksiyonu, arttırdım. Bu şekilde artabilir. Yani sürekli olabilir. Lakin daha ima diye sorulduğu zaman ben ne yapıyordum? Sana 150 bin kere öğrettim. Dedim ki aksine örnek ver. Sorunun istediğini yapma. Sorunun istediğinin yani şuradaki öncüllerin istediğinin farklı e, versiyonlarını dene. Çünkü biz aksine örnek vermeye çalışıyoruz. O halde şöyle diyelim mi? Benim bu fonksiyonum artsın. Şöyle geldi arttı. Şuraya geldi yine artmaya devam etti. Bak bu da artan fonksiyon değil mi? Ama sürekli mi? Değil. Gitti abi o zaman. Bay bay. Bak birinci öncülü kafadan eledim. Çünkü daima doğru olamaz. Bak bu da artan. Ama sürekli değil. Güzel. Eksi f eksi 3x daima artandır demiş. Şimdi bunun artanlığını azalanını elde edilmek için ben bunun türevini almam lazım. Alalım. Eksi f'in türevinde eksi 3x tamam mı? Çarpı çarpı 2'nin türevi eksi 3. Eksi ile eksi gitti artı 3 oldu. Şurası pozitif mi? Evet pozitif. F F'in türevi. F'in türevi. Bizim f fonksiyonumuz artansa f'in türevi daima sıfırdan büyüktür. E burada da f'in türevi var. İçine ne yazarsan yaz sıfırdan büyüktür. E bu da pozitif. Pozitifle pozitifin çarpımı pozitif olduğu için demek ki ben bunun türevinin de pozitif olduğunu gördüm. Yani bizim bu fonksiyonumuz da artanmış. İkinci öncül doğru. f türevi x fonksiyonunun gerçel kökü yoktur. Şimdi f'in türevi fonksiyonunun eğer bir gerçel kökü olmuş olsaydı. Gerçel kökü olmuş olsaydı. Ve bu tek katlı olmuş olsaydı. Türev fonksiyonu işaret değiştireceğim. Bak şu an türev fonksiyonu çiziyorum. Mesela bu. Türev fonksiyonu artıdan eksiye veya eksiden artılara geçtiği için e, artanlığı azalanlığı bozulurdu. Şimdi bizim fonksiyonumuz daima artansa demek ki türev fonksiyonumuz daima ve daima pozitifmiş. Lakin ben 3'e doğru diyemeyeceğim. Şimdi niye? Çünkü türev fonksiyonu şu şekilde olursa da bunun artanlığı bozulmaz. Mesela artı 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 bu türev fonksiyonu. E burada sıfır olmuş hocam. E olsun türevin kökü var ama çift katlı. Artanlığı azalanlığı etkiler mi etkilemez. Eğer ki, eğer ki türev fonksiyonunun köklerinin sayısı sayılabilir çokluktaysa ve bunlar çift katlıysa çift katlı köklerden bahsediyorum. Sayılabilir çokluktaysa fonksiyonun artanlığı, azalanlığı etkilemez. Sayılabilir çoklukta demekle ne demek? sayabiliyorsa sayılabilir adette ise bu artanlığı azalanlığı falan etkilemez. Mesela x küp fonksiyonu düşün abi. x küp fonksiyonu daima artandır. Ve ben bunun grafiğini çizmeye çalıştığım takdirde şöyle bir grafikle karşılaşırım x küp için. Yani bu ne demek biliyor musun? Artmış 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 Şurada şöyle bir türevi eğimi sıfır olmuş ama artmaya da devam etmiş. Yani bu fonksiyonun artanlığını bozar mı? Bozmaz. Hatta ben bunun türevini aldığım zaman 3x kare sıfıra eşitlersem bak kökü vardır. x eşittir sıfır çift katlıdır ama artanlığını bozmuyor. Ama kökü de var. Demek ki artan bir fonksiyon dediyse gerçel kökü olmamak zorunda değil. Olabilir ama çift katlıdır. Demek ki bizim buradaki cevabımız yalnız 2'ymiş Yani cevap c şıkkında verilmiştir diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Ve böylelikle. 33 ve 34'ü de çözdük. Şimdi devam ediyoruz. 35. sorumuzda iyi dinle. E, türev yardımıyla polinom grafiklerinin çizilmesi sorusu ama türev kullanmayacağız. Sadece kökleri kullanacağız ve sana bazı taktikler vereceğim. Beni lütfen iyi dinle. Hocam yukarıda grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Bak olabilir diye soruluyor. Bizim önce yapmamız gereken hareket şu. Şu unutma. X4'te çift katlı kök var. Demek ki x artı 4'ün karesi veya işte çift kuvveti bizim fonksiyonumuzun içerisinde olacak. Şimdi x artı 4'ün karesi bak burada var olur, burada var olur, burada var olur. Ama c ve d'yi elemek zorundayım. x eksi 4'ün karesi demiş çünkü. Gitti abi bunlar. Bay bay. Güzel. Şimdi sıfırda bir çift katlı kök var. Yani x kare bizim bu fonksiyonumuzun içerisinde olacak. x kareye baktım var, var ve burada da var. Güzel hepsinde varmış. Aslında güzel değil. Şurada x eksi 1'in kendisi olacak. x eksi 1. Şimdi ya da kökü 1 olan 1 eksi x. Değil mi? E şimdi bakıyorsun burada x artı 1 var. Bu olmaz abi. Şu gitti. Ama şunlar olur bak. x eksi 1 ve 1 eksi x. İkisinin de kökü 1 çünkü. Bir de burada 3'te çift katlı kökümüz var. Yani x eksi 3'ün karesi olacak abi burada. x eksi 3'ün karesi. E bunda var. E bunda da var. E şimdi cevap a mı e mi? Buna şu şekilde karar vereceğiz gençler. Fonksiyonun sonsuz tarafa doğru giderken arttığına mı azaldığına mı bakacağız? Fonksiyonumuz ne yapıyor? Sonsuza doğru giderken azalıyor. Azalıyorsa baş katsayısı negatiftir. Baş katsayısı negatif. Buna bakıyorsun pozitif. Pozitif, pozitif, pozitif. Gitti. A'yı da eledin. E buna bakıyoruz hocam. Artı işte. E bu da artı. E bu da artı. Ama buraya bakıyorsun. X'in katsayısı eksi. Artı kere artı artı. Artı kere eksi. Eksi eksi kere artı artı. Yap, eksi yapar. Dolayısıyla cevabımız da E şıkkı gelir. Baş katsayısı negatif olduğu için E'yi işaretle riz. Evet bunu da öğrendiğimize göre artık geçtik 36'ya. Aşağıda diyor dik koordinat sistemi de FGH fonksiyonlarının türevlerinin grafikleri verilmiş ama hangisi hangisinin türevi bilmiyoruz. FGH'ın türevi verilmiş. FGH fonksiyonları tek fonksiyonlarmış. Ve x ekseninin pozitif tarafından seçilen bir a reel sayısı için f a büyük g büyük h eşitsizliği sağlanmaktadır. Şimdi gençler bunların türevi sabit ya. Bunların türevi sabit oluyorsa eğer demek ki bizim FGH fonksiyonlarımız kesinlikle birinci dereceden. F de G de H da birinci dereceden. Yani doğrusal fonksiyonlar. Değil mi? Peki tek fonksiyonlardan doğrusal olanlar orijinden geçmek zorundadırlar. Ve dolayısıyla benim aha bak şunu şöyle yaptım. Şunu da şöyle yaptım. Şimdi diyor ki hepsi şu şekilde olacak. Bak orijinden geçen bir doğru olacak. Yalnız şöyle bir durum var yeşil ile gösterdiğim e, şuradadır. Yani türevi olduğu için, türevi olduğu için varsayalım ki bura m fonksiyonu bu m türevdir. Şimdi, türevi olduğu için ve türevi diğerlerinden daha büyük olduğu için demek ki eğimi en büyük olan buymuş. Yani ben yeşil fonksiyonu şu şekilde çizmem gerekiyor abi. Şöyle. Mavi fonksiyonu da şu şekilde çizmem gerekiyor. Eğimi biraz daha küçük ve pozitif eğimli. E, şimdi pembeyi bakıyorsun eğim negatif abi. Eğim negatif burada değil mi? Eğimi negatif. Eğimi negatifse yani türevi negatif demek ki azalanmış. Ve onu da bu şekilde çizmem gerekiyor. Şimdi diyor ki bak. X ekseninin sağ tarafından şu taraftan seçtiğim bir A için diyor. A'yı şöyle, şöyle seçtim bak. Şuradan seçtim A'yı. A için diyor. F A G A'dan bu da H -A'dan daha büyüktür diyor. Şimdi en büyük olan neymiş? F A. Yani o zaman bu F'miş. Sonra G'ymiş. Sonra en küçük olan da H'miş. Bak f a büyük g a büyük H'a olmuş oldu değil mi? O halde diyor ki x eksenin negatif tarafında seçilen bir a reel sayısı için aşağıdaki sıralamadan hangisi doğrudur? Yani diyor ki a şurada olmuş olsaydı diyor sıralama nasıl olurdu? Tabii ki de sevgili arkadaşlarım bu h'tı bu g'ydi bu da f'ti. H'a a büyüktür g a, o da büyüktür f a olacaktı. h g a da h g f bize b şıkkında verilmiştir. Dolayısıyla cevabımız da b şıkkıdır diyeceğiz. Evet artık bu sayfayı da bitirdik. Şöyle sayfamıza uzaktan baktık. Bak yeni yeni şeyler öğreniyorsun. Mesela şunu çoğu kişi abi bu şekilde yapmayı bilmez. Veya şunu yorumlamayı çoğu kişi başaramaz. Veya şunu bak 100 tane öğrenciye soralım ikisi belki çözer belki çözemez. Şunu iyi bir şekilde öğrendin. Şu tarz bir sorudur. ÖSYM'de sorulabilir ki daha önce benzerleri çıktı. Olabilir yani karşına gelebilir. O yüzden bu şekilde bir soru da bırakmış oldum buraya. Ve artık son sayfamızdayız. Türevi de 40 kere söyleyeceğiz ve efsanevi derecede yorum soruları gördük. Çok tatlı sorular gördük. Umarım bunların hepsinde çözümü hafızana kazınmıştır. 37. Gerçekten mükemmel bir soru. fx'in mutlak değeri fonksiyonun grafiği analitik düzlemde verilmiş arkadaşlar. Bu mutlak değerinin grafiği. Buna göre diyor F mutlak değer x fonksiyonunun x eşittir eksi 2 apsisi sisli noktada konuşamadım. Eksi, x eşittir eksi 2 absisli noktada türevsiz olma olasılığı kaçtır diye soruluyor. He. şimdi dur. Dur. F fonksiyonunu bir tahmin etmeye çalışalım seninle önce. Tamam Neler olabilir diye. Şimdi mesela e, F'in mutlak değeri buysa F fonksiyonu şöyle olabilirdi abi. Yani ben mutlak değerini alırsam bu yukarı doğru simetri alınır değil mi? Bu bu olabilir. Peki başka ne olabilir? Şöyle bir şey olabilir mi bak? Şöyle gelir. Tamam mı? Şöyle devam edebilirdi. Yani sonuçta ben mutlak değerini alırsam şu parça yukarı doğru şöyle döneceğinden yine mutlak değer f(x) olabilirdi. Pekala. Başka şuraya devam edelim. Yer kalsın. Ee, şu parça altta, şu parça üstte olabilirdi. Bu şekilde olursa da mutlak değerini aldığım zaman bu parça yukarı doğru kıvrılır ve gene aynısını buluruz. Tamam bu da olabilir. Başka olabilir mi hocam? Olur niye olmasın? Şöyle direkt kendisi olabilir. Yani bu. Sonuçta ben bunun da mutlak değerini alırsam <laughs> yine fonksiyonun mutlak değerinin kendisine eşit olduğunu görürüm. Yani 4 tane ihtimalim var. Zaten 1-2 tane parça olduğu için ee, bu ya aşağıda ya yukarıda bu ya aşağıda ya yukarıda toplam 4 tane ihtimal olduğunu 2 çarpı 2'den söyleyebiliriz. Peki şimdi diyor ki f'in mutlak değerini al diyor. Yani içerideki x'in mutlak değerini al. İçerideki x'in mutlak değerini almak ne demek? Bu fonksiyonu bu sefer sağ taraftakini sabit bırakıp bunu sol tarafa simetriğini almak demektir. Yani şudur hocam. Tamam. Ya da budur hocam. Ya da şudur ya da budur gençler. Tamam yani bu grafiğin tamamı mavi ve pembenin birleşimi diyelim biz buna. Tamam bunun diyor eksi 2 apsisi noktada türevsiz olma ihtimali. Eksi 2 şimdi burası artı 2 ya şunlar. Şunlar artı 2 ya gençler. Burası artı 2. Iki. Eksi 2'lerde şurası olmaz mı simetrini aldığım için? Tabii ki eksi 2'lerde burası olur. Peki bunlardan şurada eksi 2'de türev vardır. Ama eksi 2'de bak şurada ve şurada türev yoktur. Neden? Çünkü sivri nokta oluşmuş. Yani bunun yarısında var yarısında yok mu? O zaman türevsiz olma ihtimali nedir? Tabii ki de 1 bölü 2'dir 50 50'dir. Cevabımız da değişik olur diyeceğiz sevgili gençler. Ve ve devam edelim 38. sorumuzda. X kare eksi M kare eksi 4X artı 8M artı 4 eşit 0 denkleminin kökleri X1 ve X2 x1 artı x1 çarpı x2 artı x2. Şunları birbirinden gayırmış ki göremeyelim diye ama bizden kaçar mı be reis? Bak x1 artı x2 artı şurası da x1 çarpı x2. E şurası kökler toplamı. E burası da kökler çarpımı değil mi? Evet. E şimdi madem öyle ben diyorum ki kökler toplamını eksi b bölü a ile buluruz. Eksi b bölü a'mız ne burada? Şuranın eksilisi m kare eksi 4'tür. a'mız zaten 1'dir m kare eksi 4 geldi artı kökler çarpımı da c bölü a'dır 8m artı 4'ün 1'e oranıdır yani 8m artı 4 dedim. Şimdi bunun en küçük değeri soruluyor burayı biraz düzenleyelim m kare m kare artı 8m bu kadar bitti. E ben bunun en küçük değerini bulmak istiyorsam ya parabolden devam ederim çünkü ikinci derecedendir bir paraboldür bu m'ye bağlı bir parabol. Ya da türevini alıp sıfıra eşitleyelim ki türev konusunda olduğumuz için türevi kullanalım. 2m artı 8'dir bunun türevi sıfıra eşitlersem m eşittir eksi 4 gelir. Demek ki bu parabol en küçük değerini eksi 4'te alacakmış bu fonksiyon. Eksi 4'ü de ne yapacağım? Yerine yazacağım. Eksi 4'ün karesi 16. 8 kere eksi 4 eksi 32 yapar. Toplarsam eksi 16'nın ta kendisini bulurum. Demek ki en küçük değerde eksi 16'ymış deriz gençler. 38'i de bitirdim inanabiliyor musunuz? Şimdi ise devam edelim 39'da. Güzel bir yine maksimum minimum sorusu. Maksimum minimum problemi. Beni iyi dinle. Aşağıdaki zemine dik biçimde konumlandırılmış bir duvara yaslanmış olan merdiven gösterilmiş. Gayet açık. BC 1 metre. Şurası 1 metreymiş arkadaşlar. AC'de 3 metreymiş. Tamam. Merdivenin AB üzerindeki bir noktasının e, duvara olan uzaklığı X metre. Şimdi varsayalım ki merdivenin üzerinde şurada bir X noktası seçtim. Bu X no e, Pardon. Bir A noktası seçtim. Tamam mı? A noktası dememiş ya özür dilerim. Ee, üzerindeki bir noktasının duvar olanı tamam Bu nokta bu noktası. ismi yokmuş noktanın. Duvara olan uzaklığı X metreymiş. Yani duvara olan uzaklığını ben şurası olarak gösterebilir miyim? Burası X'miş. Zemine olan uzaklığı da bunun Y'ymiş. O zaman şurası da Y'dir derim. Tamam mı? X çarpı Y'nin değeri maksimum kaçtır diye soruluyor. X çarpı Y'nin. Bulur muyuz? Buluruz. Ama nasıl buluruz? Şimdi iyi dinle beni. Ee, öncelikle, öncelikle şurası x'ti ve bu duvarın eğimi 3 bölü 1'dir diyelim. Şimdi duvarın eğimi 3 bölü 1 ise 3'tür. Değil mi? 3 bölü 1 diyelim. Eşittir. Şu kısım gençler y'ydi değil mi? Burası y ise şurası da y midir? Evet. O zaman şuraya ne kalır? 3 eksi y mi kalır? Aynen öyle. 3 eksi y kalır. Ve 3-y'nin x'e oranı, yani şuranın, şuranın, şuraya oranı da bana eğimi verir mi? Vallahi verir. Değil mi? Verir. Bir sıkıntı yok. Peki, e, şimdi x çarpı y'nin değeri en çok kaçtır diyor ya. Ben burada içler dışlar yapsam. 3x eşittir. 3-y eksi olur. Şimdi ben buradan e, x çarpı y çarpımının maksimum değeri sorulmuş ya en çok değeri. y'yi yalnız bıraksam. Yani x'yi bu tarafa, bunu bu tarafa atarsam ne olur? y eşittir. 3 eksi 3 x olur değil mi? Şimdi ben y'yi bulmuşum abi. O zaman getirip şuradaki y gördüğüm yere şunu yazma hakkına sahip miyim ben? Valla sahibiz. Niye olmayalım ki? Y'yi bulmuşuz sonuçta yani. Y budur demişiz. Yanlış bir şey yapmamışız. O zaman x çarpı y dediğimiz şey aslında x çarpı 3 eksi 3 x'tir. İçeri dağıtırsam bunu 3 x eksi 3 x kare yapar. Şimdi bu ifadenin alabileceği en, çok değeri bulabilmek için türevini alıp sıfır eşitlerim ve o bulduğum değeri yerine yazarım. Yani 3 eksi 6 x eşittir 0 derim. Buradan 6x eşittir 3 ise x eşittir 1 bölü 2'nin ta kendisidir derim. X'i buldum 1 bölü 2. Şimdi nerede yerine yazacağım? X, ye eşit olan kısma yani şurada. 1 bölü 2 çarpı 3 eksi 3 bölü 2 derim. Tamam 3 eksi 3 bölü 2. E şurası ne gelir hocam? 3 bölü 2 gelir. 1 bölü 2 ile 3 bölü 2'nin çarpımı bana cevabı verir. O halde doğru cevabımız 3 bölü 4'müş gençler. Yani cevap A şıkkında verilmiştir diyeceğiz gönül rahatlığıyla. Ve Artık gençler bitiriyoruz. Ne zaman? 40'ı çözünce. Bir şeyi 40 kere söyleyeceğiz. Yani biz bugün türevi 40 kere söylemiş olacağız. Ve arkasından da kapağını sert biçimde kapatacağız arkadaşlar türevin. Bir daha açılmamak üzere Allah'ın izniyle. Evet şöyle kollarımızı mollarımızı bir gerelim. Uzun metrajlı bir video oldu bu. Umarım sıkılmamışındır. Umarım iyi anlamışındır fx fonksiyonu x kare eksi 4 x artı 4. Lan bir dakika dur. Bu şey değil mi? Halime'nin oğlan değil mi bu? x eksi 2'nin karesi değil mi bu? Değil mi? Hmm, tamam güzel. Bu fonksiyonun üzerinden seçilen bir tane a ve b noktalarından fonksiyona teğetler çiziliyormuş. Çizilen bu teğetler x eksenini üzeri, x ekseni üzerinde 4 apsisi noktada kesişiyorlarmış. Buna göre A ve B noktalarının ordinatları farkının pozitif kolay gibi duruyor. düzenli olursan kolay olur. X eksenimiz, Y eksenimiz, X 2'nin karesi olduğunu bildiğim için Y eksenini baya bir sola yasladım. Şurası da 2 absisi nokta olsun. Bizim bu X 2'nin karesi dediğimiz fonksiyonumuz aslında şudur. Düzgün çizeceğim. Çizmeliyim. Biraz daha yayvan çizelim ya. Şöyle gelsin çizemedim. Şöyle gelsin, şöyle gitsin. Abi bence yeterince yayvan. Yayvan. Konuşamadım. Yine beğenmedim, gördünüz mü? Şöyle olsun. Tamam, bu bir parabol. x 2'nin karesi. Ne kadar parabole benzemese de parabolmüş gibi davranalım, tamam mı? x 2'nin karesi güzel. Üstünden diyor bir tane A noktası, bir tane nokta seçeceksin diyor. Tamam mı? Bir A bir de B noktası seçeceksin diyor. Bir tane şuradan seçtim. Şimdi teğetler çiziliyor. Çizilen bu teğetler de şuradaki 4'te kesişiyorlarmış arkadaşlar. Şimdi bir dakika dur, bekle. Ben örnek veriyorum. Ee, şuradan şunu bir silmek istiyorum gençler. Şu yaptığımı silmek istiyorum. Şurası 4'tü ya. Şimdi ben 4'ten geçecekse benim bir teğetim. O teğet şurada bir yerdedir, değil mi? Bak şöyle 4'ten geçirdim. Diğer teğet nerededir? Diğer teğet x eksenidir aslında. Yani 4'ten geçmesi gerekiyorsa demek ki tepe noktasından atılmış bu tır bu teğet ve 4'te de kesişti gördüğünüz gibi. Tamam. Güzel. Şimdi demek ki ben şuraya A noktası diyeyim o zaman. Şuraya da B noktası diyeyim. Şuradan atmıştık teğeti. Bu teğetin nereden atıldığını bilmiyoruz. Hangi absis noktadan atıldığını bilmiyoruz. Buraya A diyelim mi? Başka A yok değil mi? Yok. Buraya A dedim. Şimdi ben şuradaki üçgenin eğimiyle ilgilenmek istiyorum müsaaden ile. Buradaki üçgen var ya. Bunun eğimi nedir? Yani buradaki doğrunun eğimi nedir? Teğetin eğimi. B noktasına atılan teğetin eğimi. Hocam ben şurayı şuraya bölersem bulurum bunu değil mi? Tamam burası kaç birimdir? Burayı bulmak için a'yı fonksiyonda yerine yazarsam gelen sonuç bana değeri verir. Yani burası a-2'nin karesiymiş güzel. Peki şurası kaç birim? Hocam o da a-4 sonuçta 4'ün sağ tarafında çıktı bu. Demek ki ben a-2'nin karesini hocam a'ya a-4'e bölünce eğimi buluyorum. Güzel eğimi buldum ama a türünden buldum bir şey yaramayacak. Peki başka nedir bunun eğimi? Hocam F'in türevinde A demeyi denediniz mi hiç? Sonuçta A noktasından çekilen A apsis noktadan çekilen teğet mi? F türev A değil miydi? Evet. Yani o zaman ben şunu türevini alayım. Ne gelir? 2 parantezinde x eksi 2 çarpı 2'nin türevi. Yani 2, 2 x eksi 2. A'yı da yerine yazarsam F türevi A'yı bulmuş olurum. A sildim burayı ben. Sildim sildim sildim. Ne dedim buraya biliyor musun? 2 A eksi 2. Tamam mis gibi. Şimdi i̇şte üst taraf A eksi 2'nin karesiydi e, ee, bölü a eksi 4 dedim. Şimdi sağ tarafa bakıyorum. 2 parantezinde a eksi 1 mi yapar hocam? Doğru mu? İ 2x eksi 4. 2x eksi 4. Evet yanlış açtık. 2x eksi 4. Tamam ben de diyorum bir yerde işlem hatam var. Nerede? 2a eksi 4 olacak burası. Çünkü burası 2x eksi 4 arkadaşlar. Burası 2 parantezinde a eksi 2 yapar mı? Yapar. Şu a eksi 2 ile bir tanesiyle. Şuradaki a eksi 2'yi götürsem bir şey olur mu? Olmaz. Yukarıda a eksi 2 var. Şu a eksi 4'ü de buraya çarpım olarak atarsam 2 parantezinde a eksi 4'ümüz olur. a eksi 2 eşittir. 2 a eksi 8 ise a eşittir 6'dır. a eşittir 6'dır. Yani burası 6 mıymış aslında? A ve B noktalarının ordinatları farkının pozitif değeri. Zaten buranın ordinatı 0. Zaten ona yapacak bir şey yok. Buranın ordinatını bulmak için de 6'yı yerine yazarım. 6'dan 2 çıktı 4. 4'ün karesi 16'dır. Demek ki buranın da ordinatı 16'ymış. Demek ki 16 ile 0 arasındaki pozitif fark soruluyor. Cevap D şıkkı olarak karşımıza gelir. Şimdi sayfaya hem uzaktan bakalım. Hem de şöyle bugün neler yaptık. Hangi sorular bizim için mühimdi onlara bir göz atalım. Şu soru mühim abi. Tamam mı? Bu soru mühim. Ondan sonra şöyle bir şey. Karşına gelmez bak. bak gelmez diyorum açık açık söylüyorum. Ama uygulanış açısından efsanevi bir soru. Ben sana burada olasılığı da tekrar ettiriyorum. Ben sana burada permütasyonu da tekrar ettiriyorum. Yani mesela şunun mutlak değeri ise fonksiyonun kendisinin 4 tane ihtimalden birisini çıkabileceğini de anlatıyorum. Nasıl permütasyonla? Bu yukarıda veya aşağıda, bu yukarıda veya aşağıda olur. 2 çarpı 2'den toplam 4 tane ihtimal olur diye anlattım zaten. Şu tarz bir soru karşına gelebilir aklında bulunsun. Ondan sonra bak işaret koymuştum zaten 34. soru. Şu çok tatlı bir ÖSYM sorusu olur ama daha öncesinde soruldu gençler. Şunu anlatmıştım size. Müfredatta yeri var fakat ÖSYM tercih etmiyor. Ama bu tercih etmeyeceği anlamına da gelmiyor demiştim. Şu tarz sorular karşına türevde direkt, direkt olarak çıkmasa da fonksiyonda işine yarayabilecek, polinomda işine yarayabilecek sorular. Parabolde işine yarayabilecek sorular. Şu tarz bir soru ÖSYM tarafından sorulursa efsanevi olur. Herkes düşer ama inşallah sorar. Şu tarz bir soru çok güzel ÖSYM tarzı. ÖSYM tarzı, ÖSYM tarzı. Devam ediyorum, devam ediyorum. Şu e, soru 26. soru ÖSYM'nin iki tık üstünde olan bir soru. Yüksek ihtimalle sormayacaklar bu kadar zorunu ama daha basitini sorarlarsa neden olmasın? Şu tarz bir soru cissten çözmesi keyifli, çizilerek hiç türef almadan çözülen bir soru. Şu tarz bir soru karşına gelme ihtimali yüksek. Bunun karşına gelme ihtimali yüksek. Daha öncesinde çok sorgular çünkü. LST'yi lütfen unutma. LST'yi lütfen sana yalvarıyorum unutma. Şu tarz bir soruda uyanık olman gerekiyor demiştim. Kurnaz olman gerekiyor demiştim. Lütfen sevgili arkadaşlarım 24. soruyu tekrar edin. Şu tarz bir soru ÖSYM tarafından ÖSYM'ye göre bir buçuk gömlek üstte bir soru. Ama daha zoru olduğu için tekrar etmende fayda var. Şu tarz bir soru ÖSYM tarafından sorulabilir. Biliyorsun 2021'de zor bir türev sorusu soruldu. O zor türev sorularından bir tanesi olabilir. Şu tarz bir soru daha de belirtmiştim. Sarıyla işaretlemişim zaten. ÖSYM daha önceki yıllarda buna benzerlerini denedi. Ben daha farklı bir şey denedim. Kurnazlık sorusudur. Teorik sorudur. Dikkat et. Şöyle bir soru. Bak yıldız koymuştuk. Mutlaka yıldız koymuştuk ve yıldız koymuştuk. Bu üç soruya da mutlaka bak. Ondan sonra yukarı çıkıyorum. Şuna benzer bir soru LYS dönemlerinde çıktı. Yani AYT'de çıkmadı ama LYS dönemlerinde çıktı. Aklında bulunsun. Yine bu iki soruya işaret koymuştum. Mutlaka tekrar et. Zaten bütün sorular tekrar etmen gereken sorular da. Güzel kardeşim. Ama hani en gereklileri hangileri onları gösteriyorum şu an. 12. soru ÖSYM tarafından karşına sorulmayabilir ama uygulanış açısından çok güzel. Seni farklı farklı ufuklara götürüyor. Farklı konularda da işine yarayabilir. Dikkat et. Şu tarz bir soru ÖSYM tarafından daha öncesinde soruldu yine karşına çıkabilir çünkü biliyorsun kendini tekrar etmeyi seviyor ÖSYM. Şu tarz bir yorum sorusu karşına gelebilir dikkat et. Şu ÖSYM için bir tık altta bir soru kabul bir tık altta bir soru sorulmayabilir ama yine de tekrar et. Birbirine bağlanmış olarak fonksiyon daha öncesinde ÖSYM vermedi ama vermeyeceği anlamına gelmez. Şöyle bir soru karşına gelebilir, integralde de gelebilir, türevde de gelebilir. Dikkat et, 7 soru. Bundan önceki sorular daha çok konu e, bazı sorular, ama dediğim gibi karşına çıkma ihtimali de yüksek. Evet, gençler, bu şekilde artık tekrarımızda yaptığımıza göre türev diye bir derdinin kalmadığını umuyorum. İnşallah sevgili arkadaşlarım tekrar tekrar dönüp konuların içerisinde boğulmana lüzum kalmaz çünkü ben bunu hiç istemiyorum. Senin vaktin çok değerli, senin vaktine çok değer veriyorum. Çünkü zaten envai çeşit dersle uğraşıyorsun. Envai çeşit dersin içerisinde envai çeşit konuyla uğraşıyorsun. Matematik değil, yine bir nebze de mesela fizik sayısalcılar için fizikte o kadar çok konu var ki o kadar çok konu var ki keşke fizikten daha fazla soru sorusaydı da bari o konuların bir değeri kıymeti olsaydı. Ama diyorum ya ben senin zamanının kıymetini çok iyi biliyorum. Zaman dediğimiz şey çok değerli. Bazen keşke diyorum keşke Gün 24 değil de 36 saat olmuş olsaydı benim için tam yetecekti diyorum. Çünkü işlerimi bazen yetiştiremiyorum. Sen nasıl yetiştiriyorsun? Bu işin içinden nasıl çıkıyorsun? Bizden daha usta olduğun kesin. Çalışan tayfa sizlere söylüyorum. Bizden daha usta olduğunuz kesin arkadaşlar. Lütfen az kaldı dayanın arkadaşlarım. Az kaldı. Ciddi anlamda az kaldı. Dayanın, sabredin, çalışmaya devam. Aman sakın bırakmayın. 40 soruda türevi işledik birlikte. Ve inşallah bundan sonra da artık türevle alakalı bir derdin kalmayacaktır. Şimdi sadece kitabımızın son bölümü olan 10. bölüm integral kaldı. 40 soruda integral için 48 saat dayanmanızı rica ediyorum. Sonraki sorularda, sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.